Bazıları sadece insandır, bazıları da übermensch'tir. Bu Almanların deyimiyle biz üstün insanız. Yani insanları yaratan insanlarız. Daha doğrusu insanları yaratan yaratıcıyız biz. Bir soru Yaratıcı, sorabilir miyim? Çok küçük. ya ben daha tamamlamadım Çok ki. küçük. Yok, hemen cevap vereceğim. Küçük, Hemen küçükse cevap. zaten sizinki küçük, buyurun. Allah Kürt mü? Tabii ki. Eyvallah. Tabii ki. Bunda şüphe var mı? Şüphesi olan varsa bana söylesin. Abi bir şey söyleyeceğim. Bobelato seninki artık Hitler seviyesinde, biliyor musun? Ya hiç alakası. Bu arada Bobelato'nun bu LGBT konuları basic yani, onda on. Ben dinledim konuşmanı Çakır, kanka. ilk defa bana Ya küfür etmişsin. abi şey yapmayalım da şimdi ben de buradan Ya sevgili... kardeşim, ya Kürt yaratılış hikayesi diye bir hikaye var. Yaratılış hikayemizde biz insanları yaratan bir topluluğuz yani. Ya ben ciddi bir 72 şey millet sormak bir yana, istiyorum. biz bir yana diyoruz. Bizim Tanrı inancımız bu. Kürt mü yani? Tanrı Kürt değil mi? Tamam. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Sayın Tengriciler, o Türkçü roleplay'iniz var ya, bak böyle duyuluyor uzaktan. Hani haberiniz olsun da o kadar da çok kaptırmayın böyle gök Valla tengriymiş ben şeymiş diye. inanmıyorum, ilgilenmiyorum da. Şu Bobelato'yu sormak istiyorum. Açar mısın? Çok merak Bobelato, buyurunuz Kürt şeyinize devam ediniz efendim. Kürtlerin Yaratılış temsilcisi Bobelato, evet. Tanrı şey Kürt deyince mü? benim bir kavrayasım geldi, bir sarılasım geldi ama bırakıyorum sol elimi. Neyse, Tanrı Kürt mü? kavramayacağım. Bobelato. Niye Efendim? kavrayasım, şunu anlamadım. Yani Elini. söyleyin deyince, hani kavrayın ya da konuşun deyince birdenbire kavrayasım geldi. Elim yetmediği için şu an kavrayamıyorum. Kusura bakmayın. Doğru Kavramak isteyen varsa düşünüyorsunuz. gelsin kavrasın. Biraz zor çünkü Anlamadım, ne kavramak. diyor? Sesi kesildi. Kavramak isteyen var mı? Erlik Bey, siz kavramak ister misiniz? Yo, ben elim küçük geldi, kavrayamadım Sizinki dedin. küçük geliyor. Tamam, büyük eli olan var mı sizin ailede? Yo, benim elim küçük dedin ya sen de aynı. Tamam. Benimki Yok yok, yani eli büyük olan gelsin diyorum. kanka, Android'den mi Tamam, ben bağlanıyorsun? Ses Kürt gelmiyor. yaratılışı devam etmek istiyorum. Ses Çakır, gelmiyor herhalde hiç. senin elin büyük değil. Bobelato, Sen sırf bu kavrayacaksın şey dedik herhalde. diye bu kadar çıldırdın? Bak, Çakır, elim Çakır sen mi kavrayacaksın Çakır? kırılacak. Bobelato, bak çok net söylüyorum. Son kez uyarıyorum. Abi Bobelato var ya, Ne lanet herif. anlatacaksan, ya bir dakika, ne istiyorsun? Sen de beni bölüyorsun lütfen. Ne anlatacaksan abi, lütfen. Bak lütfen. Anlat ve sus. Tamam mı? Şimdi mikrofonu açtığında ne olur kavramak kuvramak diye devam etme. Bak, bir şey anlatacaksan anlat. Laf kalabalığı yapacaksan alacağım seni gerçekten. Şöyle, ben mevzuyu anlıyorum. Elbette tarafkir, her ne kadar ben hümanistim, benim milletim yok, benim ırkım yok diyenlerin yanışacağı yeri ben çok iyi biliyorum. En nihayetinde oraya giderler. Önemli değil. Ses gelmiyor bu arada. Madem Abi ses hiç gelmiyor. Allah Kelimeler hiç Allah. Sesim anlaşılmıyor. geliyor mu ya? Şu an geliyor mu acaba? Şu an geliyor. Bir söyle. Olur Yani olur. Şu an insanları yaratıyor geliyor mu mu internet acaba? burada? Şu an iyi Hocam. geliyor mu? Hocam pardon. Fransa'da biraz internet sıkıntısı var. Var mı yok mu? Bunka sesim geliyor mu kanka? Böyle bir Geliyor. sıkıntı var. Kankası. Benim sesim geliyor mu Bunka? Geliyor Bobelato. Buyur bitir artık da. Değil, başlamadık ki daha. Kürt yaratılış Oho, abi valla hikayesi 20 ben dakika. senin destanını dinleyemeyeceğim ya. Gerçekten. Destanlar var. Bunka. Tamam abi, ben hiçbir destan sevmem zaten ya. Ay Yani sonunda ya. ben yani yoruyorsun abi, yapma Rica böyle, ne ederim. olur ya. Kafam büyüdü. Abi apocular saldırı yapmış, ondan ötürü yayın sıkıntıda biraz. Wi-Fi. Neyler saldırı yapmış? Apocular saldırı yapmış Barzani taraflarına, sıkıntı şu an, o yüzden çekmiyor. Yok ya, Bayraktar altyapılarını bombalamış. Problem varmış. Ya şey çok ilginç ya. Hani Aga? Niye attın adamı? Bunka yayına Ben gelmek atmadım. isteyenler var. Yayına sen Ben sadece konuşmacılardan çıkardım. İsim kattığında tekrar alırım. Sadece konuşmacılardan çıkardım. gözüne iyi gelenleri al Bunka. Böyle al. Bak Dinka, bir soru sorayım sana aga, hazır yok kimse. Ben bunu anlatmış olsaydım, böyle insanlar var diye, böyle bir ideoloji var diye. Siktir lan der miydin bana? Bu adamın da aynı anlattığını. Ya şöyle söyleyeyim. Bir 6 ay öncesine kadar derdim, yalan yok. O yüzden iyi oldu konuşması. Bence daha fazla konuşsun. Ben bunları okudum bu arada, biliyorum. Neden bahsettiğimi biliyorum. Ben bu arada bunu tanıyorum. Yani şey, daha önceden de muhabbet sohbet etmişliğimiz var kendisiyle. İsmi soy isim anlamında değil yani. Twitter odalarından tanıyorum. Hani şey değil. Konuşsun abi, ben konuş, insanları derdini anlasın, çok şey değil benim için, ama tabii bu psikopatlar bayıyor yani. Erlik Bey, sesim geliyor mu? Biz Bunka Ben Bey'le alayım. sizi şipliyoruz bu arada, haberiniz olsun. Aynen, ne olur barışın bu yayında. Sexual tension yani.
Bunka, aynen. Sen onu desene. Bunka çok güzel diyor. Erlik. Aynen. Ne diyeyim, ne diyeyim? Sexual tension. Sexual tension. Şimdi eşcinsellik göndermesi yaptın ya, burada olsaydı kudurup sinirlenebilirdi. Dain ona sinirlendi. Ben şey dedim ya, işte Erbil'de eşcinselleri ne yaptığınızı biliyoruz. Çok sinirlenirler bu. Ya bizdeki şey gibi bunlar. İç Anadolu'nun 70'teki halkı gibi düşün. Yani harbi adamı sokak ortasında linçlerler farklı görüşten dolayı. O bu kafada ama seni 2022. Aga sorun orada. Ya tehlikeli canım. Yani tabii şöyle ya. Yani kendi çapında istediğini düşünür. Sonuçta istediğini söyler. Şey suç olmadığı sürece de. Hani bu kafa yapısı birazcık beni de korkutmuyor değil yani. Aga bu adam adam öldürür, ben sana söyleyeyim. İdeolojiden dolayı adam öldürür. Oraya varır yani. Ben inanırım. Peki Sayın Erlik, buradan takipçilerine bir çağrı yapar mısın o zaman? Türkçülük de böyle bir şeydir. İdeolojisinden dolayı adam öldürür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların yanında onlar bile soft kalır. Yani ben böyle bir şey duymadım. Hani bir Türkçü varsa böyle bir iddia yapan, biz insanları yarattık diye. Ben Türkçü değilim bu arada. Hani varsa böyle bir iddia yapan, ona da mesafe alayım ben. Bu çünkü Erlik ayrı bir seviyede. Bu dil konusu açıldı da siz yoktunuz o esnada. Bunka ben geç geldim. Türkçe dili üzerinden konuştuk da. Orada biraz ağır basmışlar olabilir miler acaba Bunka Bey? Sorum size olsun. Siz konuyu hem açın hem cevaplayın. Erlik Bey de eşlik etsin. Yani böyle bir soru sordum. Soruyu tam anlamadım. Ağır basmış dil, dedin. Dil konusunda, Türkçe dili konusundaki tartışmayı nasıl buluyorsun? Abi valla şimdi şu bariz bir şey. Türkçe, şu an kullandığımız modern Türkçenin kökenleri, yani belli şeyleri benziyor ama aynı dil, yani korunup buraya kadar gelmemiş. Bu yukarı sabitlediğim İtalyan Gezgin'in yazdığı mesela kitapta diyalog, hani açınca okuyabiliyoruz. Ama bu ne sesler artık aynı, ne şeyler aynı. Ya o yüzden böyle Türkçe o güneş dili teorisi falan bana biraz komik geliyor. Ama bir yandan da abi Elfçe muamelesi de yapmaya gerek yok yani. Oturup Tolkien'in yazdığı bir dilde değil. Orada bayağı yüldüm ben ya. Orada inkarın başka bir seviyesine vardı artık yani. Bu kadar da olmaz. Ben ağır bastığını düşünmüyorum Çakır Bey. Ben son kısmını dinledim. Orada gelen arkadaş belki ben hani çok kaliteli bir tartışma dönmüştür de, ben en son en gerizekalısına denk gelmişimdir. Belki o da olabilir. Benim duyduğum kadarıyla şöyle bir şey de bulundu. Yani birkaç spesifik örnek verdi. Bu arada spesifik kelimesini daha da kullanacağım. Birkaç örnek verdi. Dedi ki ya işte bakın buradan buraya geçmiş, Türkiye'de böyle yoktur. E tamam da Türkçe dil devrimi diye bir şey var. Sadeleştirilmiş bu dil. Yani bilerek yapılmış. Şu şey muamelesini yanlış buluyorum. Bilmiyorum Bunka nasıl buluyor. Yani Cumhuriyet kuruldu, Türkçe dizayn edildi. Ondan evvel kimse Türkçe bilmezdi falan. Hani şeyi de iddia edin. Osmanlıca konuşulurdu. Siz Osmanlıca anlamazsınız. Yani Osmanlı ya çünkü sunduğu argüman şu şekilde. 300 yıl önceki iki Türk anlaşamazken birisi bugüne ait, birisi 300 yıl öncesine ait. 300 yıl önceki Kürtler anlaşır. Biri bugüne ait, diğeri de 300 yıl öncesine ait. Bunka bilmiyorum ne kadar araştırdı da, Türkçenin düzleştirilmesi, sadeleştirilmesi anlaşma konusunu kolaylaştırdı öğrenmeyi. Ama diyalekt konusuna falan girersen, bunu ben demiyorum bu arada, büyük Kürdologlar der. Yani o kadar diyalekt farkı vardır ki şey tartışması döner. Acaba mesela Zazaca örneği verdi aynı bir arkadaş. Farklı bir dil olarak mı tanımlasak falan diye. Yani bu noktada dil devriminin faydası olmuştur. Mesela Murat Bardakçı kızar der ki çok büyük eksisi olmuştur der. Benim açımdan sade daha iyidir, kolaylaştırılmış daha iyidir. Ama şey de yanlış ya, Selçuklu Farsça konuşuyormuş. Selçuklu'yla anlaşamazsın. Yönetim kadrosu Farsça konuşurdu. Bu doğrudur. Türkler gittikleri her yerden de adapte olmuş bir şeyler almışlardır. Yani bu gizli bir şey değil ki. Gizli bir şey değil ki. Adamlar Bizans'tan bile almışlar. Yani Fatih şey demiş, Kayseri Rum'um demiş. Ben 3. Roma'yım demiş. Burada neyi tartışıyorsun ki aga yani? Ben onu anlamadım orada. Yani o şekil bir muhabbet döndü de. Teşekkür ettim cevaplar için. Herhalde kendisi gibi sandı karşı tarafı. Yani onun milliyetçiliğiyle karşı tarafı da öyle sandı. Olabilir. Yani ben fikir olarak, ilkesel olarak milliyetçiliğin karşısında konumlanan bir insan olduğum için. Ama tabii ki de bunu şey olarak yapmıyorum. Sözünü keseyim, işte aşağılayıp yollayayım değil. Mesela iki kişinin bugün sadece sözünü kesip odadan attım. O da devlet faşizmini meşru gören, bu beyaz torosları falan öven bir adamdı. Hani onu attım sadece. Onu, yok işte evinden bir gün gelirler alırlar seni falan diye. Onun dışında konuşsunlar. Ama yordu biraz önce. Gerçekten. Ya o da doğru. Ben şey değilim, host değilim. Bana yazmayın. Ben host değilim. Benim takipçiler beni host sanıyor. Arkadaşlar. Ben bir araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Araya giriyorum. Evet, Erlik host değil ve bana mesaj atıyorsunuz ama yemin ediyorum ben isteklerde sadece bir kişiyi görüyorum. Yemin ediyorum başka hiç kimseyi görmüyorum. Ben size niye yalan söyleyeyim? Yani görmüyorum arkadaşlar. Yok istek yok.
göremiyorum. Yani yapamıyorum, aynen, alamıyorum. Bende de var. Ben de kabul ederdim. Bunko'ya söyledim hatta alabileceğin biri varsa al diye. Yani bana da yapıyorsunuz ama cidden alamıyorum yani. Ki az önce mesela bayağı ciddi ciddi Türk Türkçeyi falan yok sayarken bir sürü filolog falan yazdı. Alabilsem onları alacaktım ama alamıyorum. Görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Ya. Yeter beni taciz etmeyin sürekli. Nils Hanım onlardan ben özür dilerim. Ben burada araya girmek istiyorum. Bunu kadar söyleyeyim ben. Şimdi sen buraya Barzani yazmışsın da bu Barzani'cilerin amacı sadece zaten bugünkü AK Parti'ye hizmet etmek de. Şu aşağıda Nuşirevan var. Onu al da bir tane Barzani'ci burada olsun. Ha, pardon Nuşirevan geldi mi? Abi Nuşirevan var. Onu al da bir Barzani'ci biraz tartışalım ya. Şu AK Parti'ye nasıl tamam. Var, onu bilelim. Tamam. Nuşirevan diyorum. Siz aranızda tartışmaya devam edin çünkü zaten kısa geldim. Ya de, kalsaydın aslında tam senin kalemdin Nuşirevan da. Ya Barzani Edip tartışması bana yavan geliyor. Erling, kal, Erling. Erling bir kal biraz. Biraz kal da bir bakalım nasıl bir düşünce. Hadi hadi. Nuşirevan yolla isteği. Sal isteği. Ya bir de değerli dostlar bana tweet atıyorsunuz kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz diye. Ya devlet televizyonu mu burası yoksa sizin evinizin önünde mi çalıp oynuyoruz? Yani sizin konuşmak gibi bir göreviniz de yok. Vatani hizmette değil bu. Hani biz de sonuçta programı istediğimiz gibi yönlendiriyoruz. Yani sıkılıyor olabilirsiniz kusura bakmayın ama hani her isteyeni ben alırsam mesela şu an 3 tane istek var sadece. Bir de şu an 3 tane var ama 10 kişi bana yazıyor. Benim isteğimi niye kabul etmiyorsun diye. Yani o da ilginç. Bana şey yazmışlar ya adam o kadar ırkçı bir şekilde saydırdı, şey yaptı, işte hiçbiriniz bir şey demediniz. Akadar kimse ciddiye almadı onu burada zaten. Yani adam o kadar ırkçı konuştuk ki yani biz insanları yarattık falan diye. Neyini ciddiye alacaksın? Ne diyeceksin yani? Tartışma konusu bile değildi. Özelden Erlik yanlış zaten, buldum. Erlik zaten bu düşünce şu an yeni üremiş bir düşünce. Tamamen Millet İttifakı'nı yok etmiş düşünce. Efendim? Abi, adam Allah'a Kürt dedi yani. Ben biliyorum bu arada sevgili Say. Ben az çok takip ediyorum Kuzey Irak'taki şeyleri. Yani oradaki Barzancilerin de şeylerini. Yani biliyorum az çok. Duydum yani. Yeni bir şey değil benim için. Yok ben sürekli zaten görüşürüm onlarla. Aynı odalarda yer alırım da bunların biraz farklı bir görüşü var. Bunlar sadece şu anki hizmete yani şu anki sisteme hizmet ediyorlar. Başka bir şey yok yani. Bugün sorsan Erdoğan mı desen evet derler. Adam dedi sen ne zaman geldin? Dain dedi biz Erdoğan'a dedi verdim. Zaten AKP'yi Erdoğan'cıymış. Bana apocu dedi adamlar. Bana apocu dedi adam. Kanka ben bir konuşabilir miyim? Ya bana özelden art niyetli insanlarsınız yazmışsınız bize pardon. Nile bana ve Bunka'ya. Burada galiba Barzanicileri ve Kürtçüleri konuşturduğumuz için. Yani böyle bir saçma düşünce yapısı olamaz. Burada tartışıyoruz sesi alıp. Fikirlerini desteklemiyoruz veya belki de destekleyen de olabilir. Yani onları konuşturuyorum diye art niyetli olduğumuza nasıl karar verdiniz onu da bilmiyorum. Özelden sallayıp durmayın. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Eğer odanın başını dinleseydiniz abinin yani az önce konuşan kişinin beni komple işte milletimi, ırkımı, vatanımı falan olmadığını bu yüzden de yani biz onu desteklesek zaten neyse anladınız yani şey değil sadece insanlar konuşuyor. Yoksa ben de istiyordum ki Erlik konuşsun daha çok yani o konuşsun diye milleti susturdum o kadar. Oluşması için karşı tarafı da almam gerekiyor normal olarak. Yani hiç Bunka konuşsun diyen yok. Tartışacağız o zaman. Sen konuş Bunkacığım. Sen konuş. En çok sen konuş. En çok ben konuşayım. Ya yani şimdi değerli dostlar. Evet bazı hassasiyetleri var herkesin. Ama mesela Türkiye'nin bence temel problemlerinden biri de insanları o kadar fazla hassasiyetin içine boğduk ki. Artık normal bir şeyler bile konuşurken aman terörist mi ilan edileceğiz, aman bölücü mü olacağız diye tırsar olduk. Ya bari burada konuşsunlar. Biz de arkalarından ya da önlerinden yüzlerine karşı diyelim ki deli saçması. Bak görüyor musunuz? Bak bak diye. Mesela ben bunu bu kozumu kullandım. Bakın dedim değerli arkadaşlar. Orada nasıl sinir oldunuz? Siz de böyle gözüküyorsunuz. Çok fazla Türk lore'unun içine düşüp işte Türk lore'unu böyle kendinize yüce bir şey olarak benimsediğiniz zaman dedim. Mesela böyle şeyler daha olumlu. Ben bu adamı burada konuşturmazsam bu yer altına iner. Yer altına inen şey de daha tehlikeli olur. O yüzden evet anlıyorum rahatsızlığınız olabilir. Ama burası bir devlet televizyonu değil. O yüzden bırakın konuşsun insanlar. Biz de onlara diyelim ki yanlış söylüyorsun. Salaksın diyelim en kötü. Ne olacak ya? Tamam da Bunka bir iki tane o arkadaşlardan gelsin de tartışalım biraz konuşalım. Mesela Efraim var, Nuşirevan var, Babeleto var. Onlardan birini al da konuşalım ya. Evet adı olmaz ki. Ya Nuşirevan atsın istek ben şey yapayım. Tamam Nuşirevan... sana arkadaşlık isteği göndermiş. DM'ine bak sana attım ben. Onu bir kabul tamam. Et de bir al tartışalım. Tamam.
Hani benim düşüncem bu arkadaşların bugün Cumhur İttifakı'na hizmet ettikleri. Başka bir şey yok. Ha, tamam, saygı duyuyorum kendilerine. Biraz milliyetçi duyguları var ama düşündükçe aklıma sürekli zaten Erdoğan'ı seven tabirleri geliyor. Bu da benim aklımda soru işaretleri yaratıyor. Gelsinler biraz tartışalım. Ya aga, milliyetçiliğin o kadarına ben saygı duymam açıkçası. Yani bir Türk bugün çıkıp dese biz halkları yarattık, bir Türkler vardır, bir normal insanlar, ben de ona bir siktir git derim. Öyle milliyetçilik mi olur ya? Yok, bu milliyetçilik değil. Başka bir şey ya Erling. Nazi şey bu ya. Bayağı Nazi şey yani. Bayağı Nazi teolojisi bu. Onlarda da öyledir ya Bunka. Biraz ezoteriye gider. Derler ki işte biz uzaydan geldik. Daha radikal odur. Uzaydan geldik Aryan halkı olarak. İşte sarışın, mavi gözlü. Diğer ırkları da bize köle olsun diye yarattık falan diye böyle bir şey vardır. Lor vardır orada. Ya, önceki nesil ve dil konusundaki tartışma biraz mantıklı da o tarz konular çok absürt yani. Komedi bile değil. Zaten son saatlerde dalgaya aldı yayını. Belliydi. Öyle de ayrıldı. Babuleta mıdır nedir? Niye triggerlandı onu da anlamadım yani. Gayet normal konuştuk. Abi çok saldırgan. O kadar saldırgan olmasa aslında ben onu da konuşturacağım. Onun söylediğini de dinleyeceğim. Ya bak diyorum abi, bana söv diyorum ya. Gerçekten problem değil. Hepiniz sövün bana. Sülaleme de söv. Vallahi değil de. Ya ne olur laf bölmeyin. Bir konuşsun insanlar ya. bu abi çok şey yapıyor. Yoruyor beni ya. Gerçekten şu an yorgunuz. Bu Beti Hanım'ın girip konuyu Ermenilere değiştirmesi ne kadar tutarlıydı sizce? Ermeni diasporası. Ya o da kendi dönmesi. Şeyini yaptı. Çakır Bey. O da kendi milliyetçiliğini yaptı. Şey, onu, yani benim anladığım şey şuydu. İşte ben Konstantinopolis derim İstanbul'a. İşte aslında yani onun da kafası şudur yani, o ırkçılığın, milliyetçiliğin mantığı şudur. Böyle bir millet, böyle bir ulus, böyle bir ırk yok. O Bobelato arkadaş onun Kürt versiyonuydu. O Ermeni versiyonunu yaptı burada. Yani ne yok, diyecek? Ya, alakası yoktu konuyla. Yani keşke uyarsaydınız. O yüzden dedim de tabii. Ya şimdi uyarın ya. Ya uyarın. O kadın geldi. 5 cümlede 3 tane safsata kurdu. Sonra sinirlendi sağa sola. Şimdi var mı burada bilmiyorum abi, ama. Sesin. Abi sesin. Metan istersen çık gir abi. Sosyalistler burada da eziliyor Metan. Ya abi şimdi ne kadar doğruydu yanlıştı bilmiyorum da, eğer ortada bir azınlıkları, hani bir ülkede yaşayan azınlıkları konuşacaksak, hani Kürt azınlıklarla Ermeni azınlıkları ayrı ayrı tartışmak çok şey değil. Hani sonuçta ikisinin de bir iddiası var. Nedir bu? Kemalist rejim onların üzerinde faşist bir baskı kurdu. Ya varmadım ama işte ben Agop Dilaçar rahmetli andı. Agop Kemalist'tir. Yani bayağı Kemalist adam. Ya bu son günlerde zaten Suriyeliler üzerinden artan bir ırkçılık var ya, Türk ırkçılığı. Buna karşılık da bir Kürt ırkçılığı çıkıyor. Başka bir şey yok yani. Ya bu şeyi ben enteresan buldum. Yani Mimar Sinan iddiası. Enteresan olabilir. Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktur. Sordum hani kaynağı nedir? Bir bakayım, bakacaktım yayından sonra. Ben okurum böyle çok. Arnavut arkadaşlarım hep şey der. Burada şey vardır, böyle bir Arnavut loru vardır. Arnavutlar şey der. Atatürk Arnavut'tur derler falan. Mimar Sinan Arnavut'tur derler. Onların böyle inançları vardır. Ben de dedim acaba Mimar Sinan'la ilgili böyle bir şey, Ermeni şeyi de mi var, tezi mi var? Kadın bana cevaben şey dedi. Bugün bütün işte ülkelerin şeyinden, parlamentosundan soykırım geçmiştir. Aga ne alaka şimdi yani? Soru ne, cevap ne? Ama geçmiştir yani. Yalan da değil. Ya şey bak, orada şu tartışması. Adam o zaman şunu sorarlar. Yani avukatlık yaparsan şöyledir adam sana. Niye Erdoğan döneminde geçti bunlar 100 sene sonra? Bu devletlerle kavgalı olması tesadüf mü hükümetin? Hatta yani bu politik tartışmalardan ziyade tarihçiler bu konuya ne der falan filan, uzar gider. Dediğin gibi ayrı bir yayın yaparsın, tartışırsın. Ama bir yandan işte Dil Açar gibi gerçekten Kemal, benden Kemalist'tir adam, bana Kemalist diyorlar da ben mesela kendime Kemalist demem, Dil Açar Kemalist'tir. Hani etimolojik olarak adam Kemalist'tir. Kemalcidir yani mesela. Kemalist oradan gelir ya, Kemalciler diye. Adam Kemalci. Ya bu Kemalizm de değil, bu farklı bir şey ya. Yani ben açıkçası son günlerde burada karşılaştım. İnanılmaz bir Kürt milliyetçiliği var. Yani bunda farklı yorumlamalar. Bu tahminimce Zafer Partisi veyahut da bu partilerin türemesi sonucunda oluşmuş bir durum. Düşüncem bu sadece. Ya bak, ben şöyle söyleyeyim. 90'larda ben Almanya'da doğup büyüdüm orada. Almanya'da doğup büyüdüm. 90'larda çok şey gelirdi. Irak'tan mülteci gelirdi savaştan sonra falan. Onlardan duyardık. Yani ben duydum. Bunun benzeri hikayeleri duydum. Hani işte yaratılış konusu falan dedi ya. Böyle hikayeler duydum. Onlar çocuktu yani. Milliyetçi de diyen ama çocuklara. Çocuk yaştaydık o zaman. Onlar anlatırdı. Yani mesela benim ilk tanıştığım Kürtler herhalde onlardı. Sonradan başkalarıyla tanıştım. O bizim sınıfımıza gelmişti o çocuklar. Irak'tan gelmişlerdi. O çocuklar bana anlatmıştı. Yani birebir olmasa da onun anlattığının benzerini anlatmışlardı onlarda.
Ya bir de onlardan dinleyelim mi ya? Aslında onlar buraya gelse ya Bunka, Efraim, Nuşirevan veyahut da Babaletto biri gelsin ya. Efraim de var bak, Efraim. Ona baksana. Ben mesela sana bir şey söyleyeyim. Bir şey duymuştum İranlı bir çocuktan. Hiç unutmam. Çocuğun şeyi yoktu. O da mülteciydi. Hani İran'da İranlı mülteci de çoktur Avrupa'da kaçan rejimden. Çocuk da yemeği paylaşıyor. Yani sahip çıkmış mı kafamca o dönem. Hani çok dışlandığı için falan. Çocuk şey demişti. Benim verdiğim yemekten almamıştı. Fars'tı galiba. Kürt değildi o çocuk. Fars'tı. Sordum niye yani almadığını. O da dedi ki yani bizim şeyimize göre Türkler dedi büyücülük yaptığı için, Yahudi oldukları için böyle bir şey söyledi bana. Orta Asya'dan kovulmuşlar. Bunların yemekleri yenmez falan. Bir an şeye döndüm. Dedim ki Seyit Rıza demek ki Şeyh Said'in karşısında böyle hissetmiş kendini. Senin yemeğin yenmez dedi herif bana. Var yani, yok değil. Nasıl bizde şey inançları varsa işte ne bileyim Alevilerden şöyle olmaz böyle olmaz diye halk arasında varsa böyle şeyler. Onlarda da var aga. Ne yapacaksın? Şükrü abi, ben şimdi Nuşirevan'a davet yolladım. Hani o gelirse gerçekten ben de çok isterim konuşmayı. Çünkü o açıktan Atatürk düşmanı değil mi abi? Yanlış bilmiyorum. Yok, Atatürk düşmanı değil. Atatürk'ü seviyorlar çünkü Kürtlerin de böyle bir lidere ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Yani onu örnek gösteriyorlar. Başka bir şey değil. Babaletto geldi. İyi oldu. Babaletto geldi. Hoş geldin Babaletto. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Umarım herkes iyidir. Tabii ben aşağıda yarım küsur saattir beklerken biraz sıkıldım. Sıkılmak da insan evladının en nihayetinde doğal duygularından biri. Yani herkes konuşuyor da kardeşim ben açık açık net hiç utanmadan sıkılmadan kendimi ifade ediyorum. Diyorum ki ben PKK'lı HDP'li değilim ve ben bir Kürt milliyetçisiyim diyorum ve ben arzularımı net bir şekilde ifade ediyorum. PKK'yı MKK'yı bir kenara bırakarak benle tartışacak bir tane Türk arıyorum. Var mı? Bir tane Türk. Kim o Türk? Abi erlik var işte bak tartışıyorum. Yani, tartışalım. Tam buyursun tartışalım. Ben hazırım. Yok Türk var mı? Türk dedi de ben de biraz Türk, şeyim. Türk ben bilmiyorum da yani bir tane Türk varsa. Var mı? Ben Türk de tartışmak istiyorum. Yoksa geçirmeyeyim. Erlik olur. Sen tartışacak mısın? Ben bak, bakın hatta moderasyon şunu yapsın arkadaşlar. İkimizi bıraksın böyle bir 20 dakika kadar sonuna kadar küfür tamam. Etmeden birbirimize. Olur. Karşılıklı desin ki adam ben seninle bu konuyu tartışmak istiyorum. İkili münakaşa. Birbirimize okay. Küfür etmeden, abi. Hakaret etmeden sonuna kadar tartışalım. Günün sonunda o da insan, ben de insanım. Ben Kürt'üm, o adam Türk. Günün sonunda diyelim ki tamam kardeş, böyleymiş bu mevzu deyip bırakalım yani önemli değil. Ben davet ediyorum. Erlik kabul ediyorsa tamam. Erlik kabul ediyorsa tamam. Kendine gelmiş herhalde arkadaş, daha medeni konuşuyor. Kendine gelmiş derken hayırdır. Hani orta asla. Bak abi bunu yapma işte. Bak bunka işte ad hominem dedikleri kaçamak yöntem bu işte. Kaçmak için yöntem. Dur yani daha yeniki üslubunla farklı oldu. Kendine gelmiş diyor. Ben zaten... Abi lütfen. Kapatalım konuyu. Ya. Konuyu kapatalım. Babelatun dediği gibi yapalım. Erlik de kabul ediyorsa. Tamam da yani şimdi çok kolay tetiklenme abi, gözünüze kendine gelmiş deyince hemen saldırıya geçme. Ne olur gözünü seveyim ya. Tamam şimdi tartışsınlar. Kapatalım bu konuyu burada. Onların ikisi sadece konuşsun, tartışsın, biz de dinleyelim. Evet. Aynen. Neyse Şahin'e derse olur. Sizdeyiz. Buyurunuz. Kim başlamak istiyorsa önden. Babelato başlasın. O bu fikri ortaya attı. O başlasın. Bu arada şöyle biraz bir şeyden başlamak istiyorum ben. En nihayetinde Türk'ün de Kürt'ün de kanına girmiş tuhaf bir örgüt var. Adı PKK. Ben Erlik'in PKK hakkındaki görüşlerini dinlemek istiyorum. Erlik PKK bir Kürt örgütü müdür? Senden dinlemek istiyorum. Buyur kardeşim. Valla laf sende olduğu için ben kahvemi alıyordum. Yok ben merak ediyorum. Yani PKK'yı nasıl görüyorsun? Ben cevap veririm sana, sorun yok. PKK'yı nasıl görüyorsun? PKK sana göre ne? PKK bir en başta bir terör örgütü. Marksist okey, onu ben de kabul ediyorum. Onun dışında? Nasıl onun dışında? Onun dışında mesela sosyolojik altyapısı ne yapmaya çalışıyor? Mesela Avrasyacılara mı hizmet ediyor? NATO'ya mı hizmet ediyor? Kime hizmet ediyor? Hizmet ediyor. Kime hizmet ediyor? Kime hizmet ediyor? Bunka. Bak düelloya davet ettim kardeşim. Ne abi tamam. Kabul ettin. Bir saniye. Abi. Ses gelmiyor. Ya babacım. Ya bir saniye. Babelato konuşmazken mikrofonun açık kalınca ellik de o sırada konuşunca sesler üst üste biniyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Konuşmazken mikrofonunu kapat lütfen.
Oh, şey, Erlik sana yöneltilen soru da şuydu. PKK bir Kürt terör örgütü müdür? Yoksa eğer Kürt değilse nedir bunun amacı? NATO mu yoksa şeye mi hizmet etmek? Ya ben arkadaşın nereye varmak istediğini biliyorum da şu argüman şu, şunun cevabı şudur. PKK en başlı başına bir terör örgütü. Marksistlerin hiçbir kökenden gelir. 90'ların sonunda da milliyetçi dalgalara da kapılmıştır. Kürt milliyetçiliği de yapar. Ama dediğim gibi en başlı başına adamlar Marksistlerin hiçbir terör örgütü. Ya bu nasıl bir cevap? PKK 90'ların sonunda Kürt milliyetçiliğine yanaştığı din yerde adam anam Türktür diye Türk devletine yalvarıyor. O mudur Kürt milliyetçiliği yani? PKK'nın Kürt milliyetçiliği hikayesini oraya dayandıramazsın. Özür dilerim ama bu biraz bir nevi cehalet göstergesi. Özür dilerim. Bak ben sana anlatayım. Öcalan'ın sorusu. Ben sana anlatayım. Öcalan'ın sorusu. Yok kavga edeceğiz. Bak kavga edeceğiz. Ben seni düelloya davet ettim. Sen cevap bulutturmuyorsun ki ya var. Bak ben seni düelloya davet ettim. Kavga edeceğiz. Kavga için var mı? Arkadaşlar. Ya hanımefendi biz burada düello istiyoruz. Adam Türk'üm diyor. Ben de o Türk'le tartışmak istiyorum. Tamam ama ses ses üstüne binmesin. Yani. Tamam ses ses üstüne binmesin. Ben adama şunu soruyorum. Bir, PKK ortaya çıktığı gün Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak ortaya çıkıyor sözüm ona. Ortada minimum 30 tane örgüt var. PKK diyor ki ben bunların tamamını Japon ulusunun uluslaşması sürecinde olduğu gibi diğerlerini yok edeceğim meselesi. Bu aynı zamanda aslında Osmanlı Devleti'nin kurtuluşuna nerede örnek. Dur bekle ben sana anlatacağım. Şimdi o beylikler var ya hani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bütün beylikleri ortadan kaldıracağım ben hakim olacağım buraya. Aynı onun benzeri bir hikaye yaşanıyor. Peki PKK ne zaman kendine ben Kürt milliyetçisiyim demiş ki? Ne zaman ben Kürt ulusal kurtuluş davasına hizmetkarım demiş ki? Diyorsun ki 90'ların sonunda bunlar ulusal kurtuluşu ya da milliyetçiliği. Ben ulusal kurtuluş diye bir şey demedim. Hayır, milliyetçiliği. Hayır, peki kendi ne zaman milliyetçi olduğunu anlatır mısın? Peki hiç zaman milliyetçi olmadı mı? PKK burada terim karışması yaşıyorsun sen. Ben seni varmak istediğim noktayı biliyorum. Ya yani. PKK Anladım, ne zaman milliyetçi olmuş bana anlat. Bırak karşısındaki bir konuşsun. Hiçbir zaman olmadı. Dağda değiliz Bobel Atto kendine gel. Karşıdaki bir konuşsun. Ben sana öncelikle bir terör örgütü olduğunu söyledim. İdeolojik ya terör örgütüyle ben ilgilenmiyorum. Benim sorun. Mevzum o değil. Yani sen Bobelato yine aynı şey yapıyorsun. Abi bak bu tartışma değil. Bu sadece senin karşı tarafa bağırıp ondan sonra bir daha senin konuşman. Lütfen bırak bir cevap versin. Ya gerçekten bak Ellik'in hakkını savundurttum ben. Lütfen bunu ben de dinlemek istiyorum ya. Lütfen ya. Abi artık siz şipliyorum sizi ben artık ya. Bu benim yayın kalitesi 10 numara. Bu arada iyi yayınlar. Vallahi yayın kalitesi de, şöyle bak ben Bobelato'nun anlatamadığını anlatayım sonra ona cevap vereyim. Çünkü tam düzeltemedi sorusunu. Yani şimdi şöyle bir teori var o taraftan gelen. Bobelato da onu savunuyor. Kürt özgürlük hareketleri var. İşte ulusal kurtuluş hareketleri var. Kendisi de aynı dedi ya birçok örgüt var idi. Sesim geliyor değil mi bu arada? Boşa konuşmuş olmayayım. Geliyor buyurunuz. Bir sürü kurtuluş hareketi var bu dönemlerde. İşte MİT geliyor diyor ki bizim bunları sindirmemiz lazım yoksa başa çıkamayacağız. Bunun için Abdullah Öcalan seçiliyor, PKK kuruluyor. PKK da MİT tarafından yani Türkiye Devleti tarafından bu diğer örgütleri tasfiye etmek için kullanılıyor. Ondan sonra da sırf PKK ile bir düşman yaratılıyor ve bunu da yapan Avrasyacı dediği işte Perinçekçi klik dediği Bobelato'nun. Yok ona inanmıyorum. Doğru mu Bobelato? Yok ona inanmıyorum. Varmak istediğin sonuç bu mu? Yok canım ne alakası var? Hiç ya daha önce dedin ya PKK. Yok ben sana anlatayım. Soruş muydu senin? PKK nedir dedin? Ulusal kurtuluşçuları denilen bir örgüt vardı. Bunlar ortaya çıktılar. Bunların da niyetleri diğerleri gibiydi. Bunlar sonrasında manipüle edildi. Yani sen... Kim manipüle ediyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Kimler manipüle ediyor? İşte bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elemanları manipüle ediyor. Apo, Mapo üzerinden. Kim bilemez? Ya Doğu Perinçekli'den gül uzatıyor. İşte oraya geldim. Demek istediğim doktor. Yalçın Küçük bak. Bak şu soruma cevap ver. Ben diyeceğim ki sen ahlaklı bir insansın. Yalçın Küçük Fransa'da Kürt kahvehanelerinde geziyor. Yalçın Küçük Kürt mitinglerinde ey yüce Kürt ulusunun evlatları ey PKK'lılar diye bağırıyor. Sen Yalçın Küçük'ün hiç PKK'dan yargılandığını gördün mü sen? Adam açık açık PKK mitinglerinde yer almış. Adam açık açık PKK'nın bütün o böyle organizasyonlarında eğitim kamplarında yer almış. Sen Yalçın Küçük'ün niye yargılanmadığını hiç düşündün mü? Yalçın Küçük açık açık PKK'nın içindeydi. Yalçın Küçük neden PKK'dan yargılanmıyor? Lan bugün iki cümle edince biz PKK'yla suçlanıyoruz. Yalçın Küçük neden PKK'dan yargılanmadı? Bu sorunun cevabını ver. Diyeceğim ki sen ahlaklı bir adamsın.
Bak Türk ol, düşman ol, fark etmez. Benle ahlaklı bir şekilde tartış ama. Ben senden ahlak istiyorum. Yalçın Küçük neden PKK'dan yargılanmadı? PKK'nın içerisinde senelerce yer aldı. Yalçın Küçük neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir zaman PKK terör örgütünün üyeliğinden, sempatizanlığından ya da propagandası olmaktan yargılanmadı? Bana bu sorunun cevabını ver. Ben diyeceğim ki bu adam ahlaklı, bu adam şerefli. Ama eğer bu soruma cevap vermezsen de farklı bir noktaya gideceğiz. Buyur. Sen zaten Yalçın Küçük neden yargılanmadı? Sen mikrofonu kapatacaksın, kullanıyorsun. Tam Yalçın Küçük neden yargılanmadı? PKK'nın içerisindeydi. Neden PKK örgütünün üyeliğinden yargılanmadı? Hacım cevap vereceğim de şu mikrofonu bir kapat. Yani soru sordu mu? Ya bak Babelato, Erlik konuşsun. Erliğe soruyorsun, Erliği konuşturmuyorsun. Bak bunu yapma. Yani sürekli ilkokul çocuğunu yönetir gibi seni yönetiyoruz. Bunu yapma. Erlik konuş. Teşekkürler sevgili Neslişah. Öncelikle evet. Arkadaşın sorduğu sorulara cevap silsile olduğu için yani Bunka da bana katılacaktır. Birine cevap veremeden ikincisine geçiyor. Oradan üçüncüsüne geçiyor. Sen evet. Birine cevap veremeden bunu metabolizm diyoruz zaten. Yani bu atom ile benim sorum çok basit. Yine bölüyorsun. Neden PKK'dan yine bölüyorsun. Niye bölüyorsun? Ya sorum çok. Babelato gerçekten benim dediğim şeyin aynısını yapıyorsun. Bak soru abi, soruyorsun. Ne etti Babelato bugün ya? Soru soruyorsun. Bak daha bir şey demeden bana bunun cevabını ver diyorsun. Araya başka bir şey anlatıyorsun. Çocuğa arka arkaya soruyor. Bak sıra sıra sor. Tek tek sor. O evet. Tek tek cevaplasın. Hayır bir de problem şu zaten. Tek tek soruyor da aynı soruyu soruyor. Bak bir şey soruyorsun. Sonra bir şey anlatıyorsun. Aynı soruyu bir daha sorup aynı şeyi bir daha anlatıyorsun. Yapma bunu ya. Gerek yok. Anladık soruyu. Yalçın Küçük neden yargılanmadı? Soru bu. Buyurun. Tamam. Evet. Erlik. Yalçın Küçük'ün neden yargılanmadığını sor da Yalçın Küçük yargılandı. Yargılanmadı değil. 2009-2010'lar arasında okursa bunların gayet mahkeme kayıtlarında da sorulduğunu görür kendisi. Bu ayrı bir konu. Ben şeyi söyleyeyim. Neden işte Fransa'ya gitti? Ayrı bir konu değil. PKK'dan mı yargılandı? Öyle cevap veriyorum. Fransa'ya gittiği için ya PKK'dan mı yargılandı? Sevgili Babelato. Ya Ergenekon'dan mı yargılandı? PKK'dan mı yargılandı? Ya bırakın. Bak yalan söylemeye gerek yok. Yalçın Küçük PKK'dan yargılandı. Babelato. Allah Kur'an Kürt aşkına kardeşim sus be. Sus. Erlik konuşsun ya. Teşekkür ederim. Ben hemen bir cevap vereyim. Kendisinin Fransa'ya gittiğini söyledi. Fransa'ya gitmiştir. Kürdoloji okumuştur orada. Ne gibi bağlantılarla oldu bununla ilgili yargılanmamıştır. Varsa elinde Fransa döneminde yaptığı şeyleri bunları gayet savcılığa verebilir. Ama Yalçın Küçük'ün Beka Vadisi'ne gittiği, işte burada Öcalan'la görüştüğü, bunu sonradan kitaplaştırdığı, bu saklanan şeyler değil. Bu yüzden de yaptığı propagandadan dolayı 98 yılında yargılandı. 2 sene herif yattı zaten. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Senin komplo teori dünyanda PKK işte Avrasyacılar kurdu. Yalçın Küçük neden PKK'ya terör örgütü mü? Şey diyor, bakın, adama soruyor. PKK terör örgütü mü? Diyor ki söyleyemem bunu. Yalçın Küçük neden PKK'ya terör örgütü demiyor? Babelato ben Yalçın Küçük miyim? Ne absürt bir soru soruyorsun abi sen ya. Kafan iyi mi senin ya? Ben Yalçın Küçük müyüm? Yalçın Küçük böyle yaptı diye bana soru sorabilir misin? Deli misin sen? Peki Yalçın Küçük... Ya Yalçın Küçük neden PKK'ya terör örgütü demiyor? Bak ben senin komplo teorini biliyorum. Bu Fethullahçıların aynısı zaten. Yakınsınızdır onlarla siz. Yani görüş olarak da yakınsındır. Saklamadın da aynı. Aynı kafadır o. Ben sana zaten adamların Marksist-Leninist kökenden geldiğini söyledim. Sol örgütlerle bağlantılı olduklarını söyledim. Bu sol örgütlerin birçoğu sonradan bunlara karşı mesafe almıştır. Biz bu terörle bağdaşlaştırmak istemiyoruz diye. Ama başta bunlarla bağlantılı olduklarını o sol örgütler de saklamaz. Bu bilinir. Bunu eleştiriyoruz zaten. Sor Bunkaya. Benim kadar bunu eleştiren var mı? Aptal mısın sen? Yani bu nasıl bir tartışma? Nasıl ya? Bu yargılanmadı. Tamam. O zaman bitirdin mi? Neyi bitireceksin oğlum sen? Yok bitirdin mi bitirmedin mi? Yok bitirirsen ben devam edeceğim. Bir konuyu atıyorsun. Ya bitirmediysen devam et. Bitirdiysen ben devam edeceğim. Buyur devam et bakalım. Anlat tamam bize. Ben devam edeceğim. Ya siz bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Yani böyle Avrasyacılar şunlar bunlar böyle Türk devletinin aklıyla güya hareket edip bu milleti manipüle edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ulan oğlum Yalçın Küçük Met TV'de senelerce yayın yaptı. Bu adamın minimum bak minimum 6 yıl 3 ay hapis cezası yiyip sonrasında da 44 ay yatması gerekiyordu. Bu adam 44 ay yatmıyordu. Ama mesela herifin biri gitmiş. 2 sene yattı. Yani 44 ay. Yok. Örgüt üyeliğinden yatman cezasını söylüyorum. Bu herif televizyonlarda Habertürk'te eskiden onun bir programı vardı. Ben severek izlerdim. Yalçın Hoca'yı da ben severim bak.
Bak düşmandır ama severim yani. O ayrı bir şey. Yalçın açık açık diyor ki biz diyor Kürtleri Barzani'ye kaptırmadık diyor. Apo üzerinden Kürtleri manipüle ettik ve Kürtleri diyor kazandırdık diyor. Adamın olayı şu. Adam diyor ki ben bir devlet görevlisi olarak, bir kontra olarak ben örgütün içerisine devletim için sızdırıldım. Onlar için gittim. Kürt kahvehanelerinde, Fransızların yuvarında, Fransızların yuvalarında onlar için konuştum. Hatta herif miting alanına çıkıp apo mapo diye bağırıyor yani. Bu adam açık bir şekilde bunu zaten itiraf ediyor. Diyor ki ben Kürtleri Barzani olmaktan alıkoydum. Ben Kürtlerin diyor milli bilincinin gelişmesi önündeki en büyük engel oldum diyor. Kendimle gurur duyuyorum diyor adam. Tamam, senin bakış açının itibariyle ben seni katılıyorum. Ya sen ya, benimle aynı görüşte değilsin. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ve fakat bu adam açık bir şekilde Kürtleri manipüle etmek için Avrupa'ya yollandığını kabul ediyor. Ve bu adamın bir ajan olduğu, yani Türk devletinin bir ajanı olduğu ve PKK'nin içerisine sızdırıldığı falan filan bence kabul edilmeli. Hatta bir adım ötesinde adamın bence, bu benim kendi kişisel kanaatim, adam açık açık Apo ile aynı fikirlerde. Aynı fikirlerde. Apo Kürt düşmanı, PKK Kürt düşmanı, Yalçın Küçük Kürt düşmanı, Selahattin Demirtaş Kürt düşmanı, Kürtler adına hareket ettiğini ileri sürenlerin tamamı Kürt düşmanı. Yani şimdi Kürt'ün vatanını, yurdunu, bayrağını, dilini kabul etmeyen insanlar Kürt dostu olabilir mi? Adamlar açık açık diyor ki biz satılığız diyorlar. Satılık. E tamam, sen bir Türk olarak sen bana şunu söyleyebilirsin. Ben onu kabul ederim. Kardeşim biz sizle oyun oynuyoruz. Eyvallah, baş göz üstüne. Ben senin oyununu kabul ediyorum. Satranç tahtasında atı sen sürdün ya. Ben de atı bir daha sürüyorum. Benim seninle kavgam yok. Ve fakat benim içimdeki hainlerle problemim var. Atını sür. Benim seninle hiçbir problemim yok. Yani yapacağını yap. Ben bütün bugün kendine Kürt'üm diyen bütün hareketleri ihanetle suçluyorum. PKK'sı, HDP'si, Selahattin Demirtaş'ı ve APO'su. Tamamı Kürtlere ihanet eden Türk devlet uçaklarıdır. Tamamı Türk devletin uçağıdır. Tamamı Türk devletin uçağı. Abi toparlayalım. Sen objektifsin, bir soru sorayım. Bu arkadaş söze girmeden 5 dakika evvel ben bunları anlatacağını söylemedim mi? O da yo yo hayır demedi mi? Kardeşim ben açık açık söylüyorum zaten. Ya onu söyledim de ben söyleyeceğim falan. Ama abi yok, tamam da. Yok yok. Tamamdır, yok baba yok. Banka. Bir saniye. Estağfurullah. Tamam da abi bak gerçekten erlik yani 10 saniyede söylediği şeyi sen burada 5 dakikadır anlatıyorsun. Niye böyle yapıyorsun abi? Başka bir şey ya varsa. Ya şöyle, sen Türk yani olduğun için tabii senin ister istemez kanın çekiyor. İster istemez devletini sahipliyor. Ya ben Türk kimliğini reddediyorum. Ben Türk kimliğini reddediyorum abicim. Tamam, ben Türk de değilim, Kürt de değilim, Ermeni de değilim. Tamam, ben bir etnik kimliği reddeden bir insanım. Lütfen bir daha böyle ithamlar yapma bana. Kan çekiyormuş, yok saç itiyormuş şeyleri deme bana. Ne hiçbir şeyin hiçbir şey çekti yok. Sen 10 saat konuşuyorsun. Erlik çocuk burada 10 saniye konuşabiliyor, konuşabiliyorsa. Onun dışında konuşamıyor. E tamam. Yalçın Küçük meselesine geri dönelim mi? Erlik hazır mısın? Evet. O böyle bir argüman olur mu? Ya öyle bir argüman olur olur. Ben sana daha iyi anlattım zaten. Ben siz Barzanicilerin mantığını... Ya kardeşim sen PKK'yı anlatsana. Sen PKK Türk devletinin ticari mıdır? Aynı da anlattım. Ticari mıdır? Sen PKK'yı Türk devletinin yararına bir örgüt olarak görüyor musun? Roberto bak. Sen PKK'yı savunuyor musun, savunmuyor musun? Roberto bak. Toparlayalım. PKK Türk devletinin hizmetkarı mı değil mi? Roberto toparlayabilir miyim? Ya PKK Türk devletinin hizmetkarı mı değil mi? Abi cevabını alsana bak. Evet ya da hayır. Güzel abicim evet ya da hayır bile dedirtmiyorsun ki. Sorunu sordum, bekle bir cevabını al ya. Bobinato pek sinirli. Bak daha yeni ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya sorun basit. Bana boş ver. PKK Türk devletinin hizmetkarı. Senin anlattığını Bobinato ben 15 saniyede toparlayacağım. Ya PKK Türk devletinin hizmetkarı mı? Evet ya da hayır deyip bir... Bobinato bak bu bir tartışma. Ya sorma değil. Cevap ver. Sorma cevap ver. Boş ver o hikayeyi. Senin yaptığın Bobinato. Burada 3-5 Türk'ü aranızda alıyorsunuz falan filan zannediyorsunuz. Bobinato son kez uyarıyorum. Abi gerçekten bak. Viski mi vuruyorsun? Rakı mı çekiyorsun? Gerçekten. Bak
2 saniye başka senden başka biri konuştuğu anda sen delilenip yine konuşmaya başlıyorsun. Ya bu bir tartışma değil abi. Yani cevap istiyorum diyorsun. Bari bir saniye bekle. Evet hayır bile diyecek vakit yok arada yani. Ne olur ya, rica ediyorum. Bak kaçıncı uyarışım abi. Gerçekten alacağım seni. Ne olur. Teşekkürler. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Şimdi bu Bobelato adlı arkadaşın varmak yani bu bir tartışma değil. Yani tartışma diye girdik buraya. Senin yaptığın tartışma değil. Senin yaptığın belli başlı noktalar var ulaşmak istediğin. Bu bir komplo teori zaten, bilinen bir şey. Okuyan okur, bilen bilir. Bu çok meşhur ve yaygındır. Yani Doğu Perinçek'in ve işte başka kliklerin, Avrasyacı kliklerin derin devlet olduğu, işte PKK'nın bunları kur. Bunu da aynı 10 saniye anlattım. Sen benim 10 saniyede anlattım, 10 dakikada anlatamadın. Biraz daha fazla kitap okumanı öneririm. Bu çok iyi bir şey olur senin için. Gelelim sonuca. Sen de aynı bana ilk sorunda şey sordun ya, PKK'nın bana Kürt, PKK için Kürt dememi istedim benden. Ben onu söylemedim. Söylememe rağmen sen söylemiş gibi davrandın. Hani PKK Kürt özgürlük hareketçisiydi dedin. Halbuki PKK'nın bugün Türkiye'de bir bağımsızlık değil de bir konfederasyon, işte bir özellik hedeflediğini anlattık. Size göre, Barzanicilere göre bu tabii ki de terstir. Senin yaptığın tartışma değil. Senin başına bir komplo teorisi var. Bu komplo teorisine göre yine tekrarlayayım. Daha yeni arkadaşlar anlamamıştır. PKK Türkiye tarafından kuruluyor, MİT tarafından. Diğer Kürt hareketlerini bastırmak için. Ondan sonra da bu hareket devlet kontrolünde tekrar kontrollü şekilde yönlendiriliyor. Şimdi sen bunu söylersen çıkar. Bak ben mesela PKK'lı değilim. PKK'lı bir adam sana çıkar der ki madem öyle, madem Türkler bizi, Türk devleti bizi kontrol ettiği için böyle böyle yapabiliyor. Türk devleti sizin sayenizde Irak'a girmedi mi? Orada işler kurmadı mı? Sizin peşmergelerinizin donlarını bile onlar vermedi mi? Eğitimini onlar yapmadı mı? Demezler mi adama? Sevgili Bobelato. Tamam, devam edeyim ben. Şimdi oynadığınız ayak oyunu şu. PKK'lı değilim diyerek PKK'lıyı... PKK'lı... Oynadınız kim bu arada Bobelato? Yok. Sen Türksün ya. Güya sözüm ona. Güya sen ne demek ya, oluyor? Sen onay var mı? Ben güya diyorum. Niye? Beni bölmezsen sevinirim. Ben konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Niye güya? Tabii yani güya diyorum. Bana göre sevinirim. Güya. Bu benim, tamam hocam. Söyleyelim argümanlarla. Tamam bırakın bana. Bırakın bana. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bunların oynadığı ayak oyunu şu. Bunlar bir tane terör örgütünü alıyorlar. Böyle karşılarına koyup bütün milleti terörize edip o terörizasyon üzerinden de bütün milleti nasıl olsa terörize edeceksin ya, oradan pat diye indiriyorlar. Hani adamlar tepe indirir gibi Kürt milletini pat diye aşağı indiriyorlar. PKK üzerinden. Peki PKK neyi savunuyor? PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğünü savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğünü savunan erlik olduğuna göre demek ki erlik bir PKK'lı. Aynı PKK'lılar peki, gibi. Peki hocam ben ya, ben durun, bir dakika durun. Ya onu bölmediniz. Hayır. İtam'a izin vermiyorum. İtam'a izin vermiyorum. Kusura bakmayınız. Bu PKK madem Türkiye'nin birlik bütünlüğünü savunuyor, niye birliğini bütünlüğünü savunduğu ülkenin ordusuyla çarpışıyor hocam? Ya birazcık altı dolu bir şeyler söylersek burada en azından ciddiye alabiliriz yani. Şimdi şöyle, mahallede şey oynanır, tamam mı? Oyun oynanır. Mesela biri gider yalandan bir ayak oyunu yapar derken başkasını büyütür. Yani siz savaş stratejisi ya da taktiği bilmiyorsanız dolayısıyla bu adamlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşıyor. O halde bu adamlar neden bunu yapıyor diye saçma sapan bir sonuca varabilirsiniz. Bu olsa olsa sizin o yani adını tam da koymak istemiyorum ama yani kısmen yanıltıcı ya da yanılsamalı yorum ve değerlendirmelerinizi gösterir. Yani adam ne yapıyor? Ya durun ben konuşabilir miyim ya? Hayırdır? Hayırdır? Konuşuyorsun aga zaten ya. Ben anlatmaya çalışıyorum. Sen konuşabilirsin de arada sus. Sen konuşuyorsun zaten ama arada biraz sus abi. Biraz söz ver. Karşı tarafta konuşsun. Biraz izin ver. Bu arada Sayın Cahreyn'i görüyorum. O gelmişken şeyi de çağıralım. İmamoğlu'nu da çağıralım. Evet. Nasıl küsler barışıyor bugün? Arkadaşlar benim karşıdım olsa olsa PKK'lı olabilir. Ben de sadece PKK'lı tartışıyorum. Ya ben hayır. Bir dakika durun. Müsaade edin. Yani buradaki ben. Moderasyon ne yapmaya çalışıyor? Yani dertleri kalkıp da işte Kürt milliyetçiliğini PKK üzerinden alaşağı etmek gibisinden bir dertleri varsa anlarım. Zaten bu dertleri ben sevgili çok anlayacağım. Yani bir Türk milliyetçisi olsa olsa PKK üzerinden PDK karşıtlığıyla, Barzani karşıtlığıyla kendini haklı çıkartmaya çalışabilir. Tamam. Bu tamam. Konuşurken ben kimseye bölmedim ama ben sürekli bölünüyorum. Hocam, ben konuşabilir miyim?
Ben sen böyle diyorsun. Sen de hocam durmuyorsun. Ya ben konuşabilir miyim? Ya... Arkadaşlar biz sakin olun. Abi durmuyorsun ne olur ya. Yeter bak artık. Arada dur. Bak konuşabilir miyim diye soracak en son kişi sensin abi. Şu anda 2000 küsür kişi dinliyor. En son sen konuşabilir miyim diye sorabilirsin. Kusura bakma. Senden başka kimse konuşmuyor çünkü. Lütfen bak bir daha böyle bölersen atacağım. Erlik bir şey söylüyordu. Buyur Erlik. Teşekkürler. Bunka benim adıma cevap verdi ama bana PKK'lı olduğumu söyledi ya. Ben oradan bir soru sorayım o zaman. Yani çünkü mantık şu. İşte PKK böyle bir şey savunuyor. Siz de savunuyorsunuz demek ki PKK'lısınız. O zaman ben de kendisine bir soru sorayım. Bugün milliyetçiliğini yaptığı Barzani klanının o Irak bölgesi, Kuzey Irak bölgesindeki... Klan senin ananın amına soksun. Klanın tamamı senin ananın amından geçsin. Merak etme biz ulus olarak üstünüzden geçiyoruz Bobelato. Rahat ol. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da değildi ya. Yani yuh ya. Ya işte... aşırı milliyetçiliğin bünyeye olan zararları değerli dostlar. Bence 10 numara bir şey oldu Bunka. 10 numara. Yani sabahtan beri sana diyor ya kanınız çekiyor siz Kürt milliyetçiliğini kötülemek istiyorsunuz. Valla senin kadar Kürtleri kötüleyen son 30 senedir kimse olmamıştır. Yani çok büyük bir hizmet etti Bobelato. Ben de buradan kendisinin validesini selamlıyorum. Maalesef kadın böyle bir çocuk dünyaya getirmiş. Aga, yapacak bir şey yok. İnsan utanır yani. Ben böyle bir çocuk dünyaya getirmek istemem. Böyle bir çocuğum olsun istemem. Yani dinleyenlerden de ben dinleyenlerden de moderasyon olarak özür diliyorum. Moderasyon ekibimiz adına. Yani böyle bir küfür. Zahre'nin şey geri gelmiş. İstek atıyorum. Zahre'nin geldiyse kabul ederse çok sevinirim. Bir dakika Zahre'yi mikrofona davet etmek isterim de. Erlek şimdi biz anlaşabiliyoruz değil mi? Hani şey değil böyle bir düşmanlık falan seni takipçiler öyle yorum. Yo düşmanlık yok. Sen objektif gayet bu yayında söyledin ne olduğunu. Ya karşıdaki ne söyledi? Kan donduran cinsten şeyler. Umarım kayıt altına alınmıştır. Yani başında söyledikleri de. Ya bu aşağılık kompleksi sevgili Bunka. Bu aşağılık kompleksi. Aşağılık kompleksinin bir dışa vurumu. Yani sen bir aşirete eleştiri yönelttin diye adam çıldırıp sana küfredebiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani adam aşiretini Allah'ı görüyor. Yapacak bir şey yok. Barzani'ye Allah'ı görüyor adam. Yani abi çok tehlikeli. Ben gerçekten çok tehlikeli buldum yani. Çünkü hani bir yere kadar diyorsun ki ulan Kürt milliyetçisi şey Türk milliyetçisi var da Kürt milliyetçisi niye olmasın? Yine yani aynı şeyin karşıda duranı falan. Bulka bu milliyetçilik değil. Yani evet, bu evet. Adamdan biri konuştu ırkçılık bu milliyetçilik değil. Yani o bir adım geçmiş. O birazcık faşist bir adım değil o maraton atmış üstünden yani. Bu arada takipçileri Sayın Erli'nin takipçileri lütfen artık taciz etmeyiniz yahu. Bak karşılıklı medeni konuşuyoruz. Sosyal medyada atışabiliriz. Sosyal medyada birbirimize sayarız, söveriz. Ama karşılıklı argümanlarla tartıştığımız zaman bir problem yok. Var mıdır bir problem Sayın Erlik? Bir problem biz tartışmada değiliz ki zaten. Yani karşı tarafın iddiaları vardı. Bir tur konuştu adam. Gönderdiniz ya da kendi çıktı. Bir daha geldi. Komplo teorisi yapacaktı. Ben önden kestim söyledim ne anlatacağını. Yok yok ben onu kastetmiyorum dedi. Benim anlattığımı anlattı uzun uzun tekrar. Ne diyeceksin aga burada yani? Adamı bu kadar iyi tanıyorum ki Bunka fark ettin mi? Adamın bana yöneltmek istediği soruyu 10 saniyede toparlayıp ben önden ona sordum. Evet. Ya o gerçekten birazcık üzücü oldu. Yani o onun açısından birazcık talihsiz oldu. Ya çünkü hani abi keşke mesela Nuşirevan şu anda yok. Keşke olsa Nuşirevan burada. Ya ben sen senin kaldım bu arada. Ben gidecektim yani yarım saat evvel gidecektim. Peki o zaman senden şeyin sözünü alayım ben. Bir yayın açalım bir ara beraber. Tartışalım. Karşıt olduğumuz düşünceleri tartışalım mı? Tartışırız sorun yok. Ben zaten tartışmaya geldim de karşıdan aldığımız şeyler işte bizim düşmanımız çekik gözlü ırklar. Biz milleti yarattık. İşte biz şöyle yaptık. En sonunda da küfür bu. Hayır, o adamın bana şey değil canım. Ben o adamla bir tutma lütfen de. Hani o. Yok tutma. Ben zaten tartışmaya geldim buraya. Onu söyleyeyim. Ha, tamam. Tamam o zaman şimdi biz seni azat edelim istersen. Hani eğer işin varsa ya da uyuyacaksan. Peki Jahu dinlemeye mi geldin konuşmaya mı? Ben işte kaçıyorum ama görüyorum hiçbir fikrim yok. Evet. Dinlemeye geldiysen özgür zafer işareti yap Jahu. Zahre'nin geldiyse bak hazır böyle ortam oldu. İmamoğlu'nu tanıyan biri varsa ona da bir DM atın. Ya da bir Cavs'ı falan çağıralım. Güzel olur. Bunu da söyleyeyim yani. Bunu yayıyorlar da Zahri'nin İmamoğlu düşmanlığı birini eleştirmek düşmanlık değildir. Yani bu absürt bir düşünce abi. Bu normal bir düşünce değil. Bu sağlıklı bir düşünce de değil. Hani niye o AKP'liğe gidersin sonra?
Hayır canım, ben düşmanlık anlamında söylemiyorum da abi. Yani açığını kollamak da birazcık şey değil mi sence de hani? Bu abi popülersin şu an. Bir de şöyle bir sorumluluk da var. Yayınlar çıkarmış. Bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yardım. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden insanlar söyledi bana. Hani popülarite artırma konusunda o yayın yardımcı oldu bize dedi. Bunda sorumluluğu var bir noktada abi onun üzerinde. Normal burada eleştiri yapması. Biz Cahreyn'le yayına girdik. Biz orada AKP'ye salladık. Ben küfür ettim, o ödemedi. Orada itfaiye öncü aracına. Bir Allah'ın kulu çıkıp da AKP'lilerden bile bize mesela sövmedi. Benim AKP'li takipçilerim var. Adamlar bana sövmediler. Yani bu bir düşündürücü olsun bazıları için bu nokta. Yani şey konusunda bu arada daha fazla katılamaz. Ne yazmışlar bu arada? Biz bilerek almışız o arkadaşı buraya. Kürtleri kötü küçümsemek için işte kötü yapmak için, kötülemek için. Aynı şeyi bana da dediler. Hoş geldiniz. Cahreyn, hoş geldin hocam, buyur. Merhabalar. En son ben çok sapıkça bir şey duyup kapatmıştım, sonra geri geldim. PKK Türkiye Devleti'nin kurduğu bir örgüt müymüş? Öyle bir iddia. Aga Mehmet, senin kaçırdığın başka bir şey de var. Bizi de onlar yaratmış yani. Bir Kürtler varmış, bir insanlar varmış, normal insanlar. Adam onu da anlattı orada. Sen bir onu duydun. Ha yani hepimiz Kürtlerden mi geliyormuşuz? Evet. Keşke öyle olsa Ahmet, öyle değil. Yaratmış bizi. Yani bizim Allah'ımızmış. Tanrımız Kürtmüş yani. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Allah Kürt mü yani, onu mu diyor? Evet Allah evet, Kürt evet. Dedi. Bunka sordu onu galiba, Allah Kürt mü diye. Bunka mı diyor? Allah Kürt dedi, evet. Evet ben sordum. Hocam şimdi bakın, yayını buradan dinlemeye başlayan bir insan, siz aslında normal kendi halinde yaşayan Kürtlere de biraz sallıyormuşsunuz gibi anlayabilir. O yüzden ben düzelteyim arkadaşlar. Beni bilirsiniz. Hani birkaçınız en azından bilir. Ben böyle konularda bayağı hassasım. Ama adamın iddiası gerçekten buydu. Hani bu Kürt olduğu için değil. Bu adam Türk olsa ve dünyayı Türk yarattı, Allah Türktür dese aynı şekilde dalga geçeceğiz. O yüzden ne olur buradan bir şey çıkartmayın, olur mu? Evet. Ya benim civarımda olsa ben böyle ara ara mola verip dalga geçerdim aralıksız. Yani çok güzel iddiaymış çünkü, mükemmelmiş. Yo abi biz dalga geçtik zaten, ondan triggerlandı biraz. Diyecek fazla bir şey yok. Yani bu konuya nereden girdiniz? Önce onu merak ediyorum. Bir de buradaki arkadaşlar, hostlar ve co-hostlar ne tarafta duruyorsunuz? Sizin düşünceniz ne? Ve ne tartışıldı genel itibariyle? Ben özetleyeyim mi? Evet, sen özetle. Biz aslında normal arkadaşlarımızla konuşuyorduk ve işte bir arkadaş geldi. Yani ırkçılıktan vesaire normal aramızda sohbet ediyorduk. Ben de işte annem Kürt olduğu için yaşadığımız ırkçılıklardan falan bahsettik. Ondan sonra az önceki abi işte arkadaş, tam adını hatırlıyorum. Neyse o geldi. Ondan sonra o geldikten sonra böyle bir anda patladı o da ve bir anda böyle kocaman bir şeye evrildi. Biz de ne olduğunu anlamadık. Öyle yani, normal aramızda konuşurken, kendi uğradığımız ırkçılıklardan bahsederken o da bir anda buna patladı, buna evrildi. Kaç doğumlusun sormamdan bakınca yoksa? Ben 2003. Ha, sen hiçbir şey görmemişsin bu arada. Ya hayır, zaten bir şey görmedim. Sadece işte sadece çok ufak bir şeylerden bahsettik. Zaten dedim hani ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Hani bir şey de görmedik. Sadece kendi aramızda ufak, ya 5 kişi falandık hangi zaten. Hangi tarafın Kürt? Benim annem Kürt. Ankaralı mı? Yok, annem Şanlıurfa Bilecikli, babam Ankaralı. Ha, Ankara'da da biliyorsun Kürt bölgeleri vardır. Tarihin çok eski zamanlarından beri. Yani bilmiyorum. Ben gerçekten hiç araştırmadım. Nasıl Kürtsün sen ya? Haymana var, Bala var. Beni az önce Kürtlükten attılar ya. Ben evet, ben Türklükten de kovuldum, Kürtlükten de kovuldum. Sonra vatansız kaldım, milletsiz kaldım. O yüzden yorum yapmayacağım. Ben bunu kendim çok yaşadım. Ben Kıbrıs'a gittiğimde bana Türkiye'li diyorlar, dışlıyorlar. Türkiye'de sen Kıbrıslısın, kapa çeneni diyorlardı. En sonunda işte gamer olduğum için çenemi kapatıyorum. Öyle yani, çok konuşulması sevilmiyor ya Türkiye'de, insanların konuşması hoş karşılanan bir şey değil. Yani garip bir olaydı, gerçekten garipti. Hayatımda ilk defa bu kadar birisi beni net bir şekilde Kürtlükten ve Türklükten attı. Yani ne diyebilirim ki? Peki şu andan itibaren ocak dışısında dediler mi?
Hocam her şey mümkün. Pardon. Ya benim düşüncem de şu. Ben genelde şikayetçi olduğum konu bu. Bizim mesela politik doğruculuk denince akla gelen şeyler Türkiye'de ve Amerika'da farklı şeyler. Hani benim en azından Türkiye'de aklıma gelen politik doğruculuk şey, Türk-Kürt kardeştir, biz bir bütünüz, bir mozaiyiz. Hani bu bir politik doğruculuk. Yani sonuçta bunu diyen varsa tamam kardeşim, bu pass alıyor, free pass alıyor gibi bir şey. Ben bunu birazcık irdelenmesi gerektiğini düşünen bir insanım. Aynı zamanda da HDP'nin ve seçmenlerin terörize edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Demokratik yollarla seslerini duyurabilsinler diye bir, nasıl diyeyim, mücadele diyeceğim ama hani sanki silahlı mücadele gibi olacak, ilgisi de yok. Hani bu yüzden bir oda açmıştık. Nils'in de söylediği gibi bir anda Barzancılar doldu. Daha sonra o Erlik teşrif etti. Sayın Erlik. Ondan sonra zaten... Sayın Erlik. Erlik de Sayın Erlik oldu ya. Şimdi niye oğlum, niye bizi niye küçümsüyorsun Ahmet? Abi Sayın Erlik Sayın Cahreyn gibi bir şey yani. Sayın Erlik Brezerlik. Abi ya sen ben... aday ol, ben sana yapacağım şarkı. Sayın Erlik. Sayın Cahreyn. Cahreyn. Yahu. Ben kendi fikrimi söyleyeyim konuyla ilgili. Açıkçası ben 88'in sonunda doğmuş, neredeyse 89'lu bir insanım. Türkiye'nin Türk-Kürt meselesindeki en buhranlı dönemlerinde geçti çocukluğum. Biz çocukken babam bizi Türkiye turuna çıkarttı. Böyle Türkiye'deki her yere gittik. Harita böyle kucağımızda tabii, o zaman Google Maps yok. Soruyorum babama, ya diyorum bu tarafa niye gitmiyoruz? Böyle doğuyu gösteriyorum. Hani buraları da bir görelim falan. Babam diyor ki orada indiriyorlar, kimlik soruyorlar. Kim soruyor diyorum. Nasıl yani falan. Biz oraya gidemeyiz diyor. Allah Allah diyorum, lan niye gidemiyoruz biz oraya? Gidemiyorduk yani mesela oraya. Ama yıllar sonra anladım niye gidemediğimizi. Yani şunu söylemek lazım. Ben açıkçası Türk-Kürt kardeştir, biz bir bütünüz kısmına çok katılmıyorum. Hani bu kardeş değildir manasında değil. Biz bir bütün değiliz, bütün olmak zorunda da değiliz. Benim bakış açım şu. Zaten bir noktada oraya gelmemiz gerekecek. Yani bu Türk, Kürt, whatever, LGBT hiç fark etmez. İnsanların yaşam stiline ve kültürüne karışmadığımız sürece ve Kürtler de ceplerinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu, kimliğini her neyse gururla taşıdığı zaman hepimiz mutlu olacağız. Yani bu sadece Kürtler için değil, bu kimliğe sahip olan, TC kimliğine sahip olan herkes için geçerli bir şey. Yani ben istiyorum ki herkes mutlu olsun bu ülkede. Herkes sığabilsin bu ülkeye. Yani çünkü sığamayacak kadar küçük bir ülke değil. Hepimizin sığabilmesi lazım. Benim bakış açım bu. Ama şunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. HDP'ye de çok güvenemiyorum. Yani HDP'ye ne zaman güvenirim? HDP bir gün çıkar da derse, kardeşim PKK terör örgütüdür, yeter artık, bizim bunlarla hiçbir alakamız yok, bütün bağlarımız kopmuştur, biz sadece siyasi arenada Kürtleri temsil etmek istiyoruz, Kürtleri ve diğer azınlıkları. Gider ilk ben oy atarım. Gider ilk ben oy atarım. Beni görürsünüz o sandıkta. Ama şu anda öyle değil. Maalesef değil. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Lakin şu anda öyle değil. O yüzden bu durum beni üzüyor. O yüzden HDP'ye güvenemiyorum. Emanet oy bile vermem. Kimse kusura bakmasın. Yani keşke çıkıp bunu söyleyebilselerdi. Yani çünkü ben Kürtlerin hak ettikleri bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki bütün azınlıkların hak ettiği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama bunun savaşının kalemle ve demokratik yollarla yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada eğer bir terör örgütüyle iltisakları varsa bunu kesecekler abi. Bunu kesmedikleri sürece herhangi bir şekilde ben HDP'ye iyi gözle bakamıyorum. Benim bakış açım bu. Hocam bir soru sorabilir miyim o zaman müsaadenizle? Şimdi HDP'nin zaten biliyorsunuz HDP bu tırnak içinde Kürt partilerinin bilmem kaçıncısı. Ondan önce işte DTP vardı, HDP vardı, DEP vardı. İlk DEP'le başladı galiba. Ve bunlar ekseriyetle 80 darbesinden sonra, eğer tarihi şeyim beni yanıltmıyorsa, Kürt kardeşim bak daha çıkma, sen şu silahı eline alma, gel demokratik siyaset yolunu seç, gel sivil siyasete katıl, ben senin hakkını mecliste savunmana izin vereceğim denerek başladı, kuruldu. Şimdi bu partilerden asıl kuruluş amacı insanları terörden soğutmak, terörden sivil siyasete çekmek olan partilerden
araya ne kadar mesafe koymasını bekleyebiliriz ki? Mesela tamam şey mantıklı. Terör örgütü desin. Bence terör örgütüdür. Hani söyleyeyim PKK terör örgütü. Sivillere bombalayan yani herhangi bir örgüt zaten meşru olamaz benim gözümde. Ama burada söz konusu genç. Eline keleşi almış. Dağ mı çıksam bugün, kula mı gitsem bugün ya da işte bilmem tarlaya mı gitsem bugün diye bekleyen genç. Bu genci kazandırmak için bu misyona sahip bir parti. Nasıl olacak da böyle apayrı yollara gidecek yani o grupla diyeyim. Bu gerçekçi geliyor. Yani tamamıyla söylediğin şekilde diyecek ki kardeşim sen silah tutma. Gel diyecek yani bu kadar basit. Şimdi hem sen silah tutma hem biz demokratik yollarla çözüm getirmek istiyoruz, sizi temsil etmek istiyoruz deyip aynı zamanda PKK'nın yöneticilerine, sözde yöneticilerine ziyaretlerde bulunup gidip gelip efendime söyleyeyim onların şeylerini temsilcilerini övmeleri, işte toplantılarında selamlar göndermeleri falan ikisi kol kola gitmez yani. Ya onu yapacaksın ya bunu yapacaksın. İkisini aynı anda yaparsan ben güvenmiyorum yani kusura bakma. Anlatabiliyor muyum? Yani diyeceksin ki bunlar terör örgütüdür. Abi biz bunların yok sayıyoruz. Yok hükmü nedir bizim için? Eğer demokratik şeyler yollardan ilerleyip bizimle çözüm odaklı çalışmak istiyorsanız buyurun Kürtler diyecek. Bitecek abi o iş. Yani bu şekilde takıldıkları zaman sen Kürt temsilcisi misin yoksa PKK'nın siyasi kolu musun? Ben bunu sorarım. İkili de var. Çünkü mesela, ben öyle hissediyorum. Yahu burada şey örneği çok meşhurdur mesela Hikmet Fidan. Pek bilinmez de. HADEP'lidir. Bunka belki biliyordur. Sen de biliyorsundur. HADEP'liydi adam. PKK'yı eleştirdiği için ensesinden vurdu. Suikaste uğradı adam. Hani HADEP'liydi aslında. Herifler resmen şunu diyor. Yani biz siyasi olarak ne diyorsak o çizgide olacaksınız. Onların tarafından PKK tarafından olay bu. Yani onların istediği noktada siyaset yapacaksın. Yapmaya başlamadığın anda o partiden de çıkarılıyorsun. Böyle bir durum da var. Ha, o zaman işte onu göze alacaklar. Çünkü demokratik bir savaş bu şekilde verilir abi. Aynen yani, ben öyle düşünüyorum. Yani onu göze alacaksın ve karşı duracaksın. Çünkü yani silahlı bir şeyin arkasında kimsenin durmaması lazım. Ya bu çok basit. Ben hani bunun böyle tartışılması bile bana çok irite edici geliyor. Ki derinlerine baktığımız zaman PKK terör örgütünün asla ve asla yolunda yürüdüğünü iddia ettiği şeyleri gerçekleştirme gibi bir arzusu olduğunu zannetmiyorum. Yani bunun sebebi şu. PKK terör örgütü dünyanın en büyük ikinci insan ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Kartelden sonra. Yani bu adamların şey gibi bir derdi yok ki işte özgür Kürdistan kurulsun bilmem ne olsun falan. O olduğu zaman yaptıkları işi yapamazlar. Anlatabiliyor muyum? Türkiye sınırlarından geçirip kaçırmak falan ekmek teknesi bu adamın zaten. Ve her şey para yani. Hani sattıkları o... Dünyanın en büyük narko terör örgütü aga. Yani sattıkları o hikaye de umut da asla gerçekleştirmek istedikleri bir umut şey hedef değil yani. O konuda herkes emin olsun. Çünkü öbür türlü şu anda ekmek yedikleri şeyi kaybederler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana hiçbir tarafı inandırıcı, hiçbir tarafı tutarlı gelmiyor. Peki ben bir şeytanın avukatlığını yapacağım yine. Ama mesela bu örgütün bu örgüt kuruldu. Şu anda zaten mesela şey ben katılmıyorum bu arada. Özellikle Selahattin Demirtaş özelinde söylüyorum. Spesifik olarak Selahattin Demirtaş özelinde söylüyorum. Kendisi mesela Abdullah Öcalan'ın hiçbir telkinine ve tırnak içinde emrine uymamış. Bunları reddetti. Reddetmiş bir insan. Hatta erlik bilecektir mutlaka. Bazı komplo teorisyenlerine göre mesela en son genel şey yerel seçimlerde tarafsızlık çağrısına uymadı. Bizim tarafımız neden? Bellidir. Neden mi? Şimdi ne zaman ve neden soruları çok önemli. Çünkü geçmişte Selahattin Demirtaş'ın böyle neredeyse yerlere düşüp ağlayarak "Aa, Apo neredesin?" dediği sahneler de var yani. Ben sana istersen tweetini göndereyim yukarıya koyun. Biz görüştüğü zaman da demiş yani başkanım diye hitap ediyor. Bunkan dediği şunu sormak gerekiyor. Yani sen düşüp bitene kadar Apo tarafındasın. Düşüp bittikten sonra karşı duruyorsun Apo. Bu da sadece seçimde yani gördük bunu. Şimdi burada şunu tartışmak gerekiyor. Anca mı geldi aklına? Ve ben şeyi söylemiştim bu arada Bunka. Ben Ahmet'le de yayında da söylemiştim bunu. Ben Demirtaş hakkında belgesel de yapmıştım. Eğer zamanında gerçekten demokratik yoldan gitseydi ve parti olarak net bir çizgi çizseydi Öcalan'a karşı
Belki gerçekten bugün aramızda görürdük kendisini, savunuculuğunu yapar. Zaten genç bir adam. Gayet siyasetini yapardı. Onun en büyük sorunu kendisini öyle savunuyor zaten. Buradan red bir çizgi çizememesi. Bunun sorunu da abisi bizzat zaten kandidi adamın. Yani nasıl bir çizgi çizeceksin ki? Sorun da burada zaten. Ya ben açıkçası orada şunu da düşünüyorum. Yani şey konusunda emin değilim. Selahattin Demirtaş APO'ya mı bir sınır çekiyor? Yani PKK'yı da mı arkasına almaya çalışıyor? Yoksa PKK'ya mı bir sınır çekiyor? O konu da çok belli değil. APO'nun mektuplarını da okursanız belirli bir noktaya kadar neredeyse oğlu gibi bahsediyor Selahattin Demirtaş'tan. Hani bunlar çok gizli kapaklı şeyler değil. Selahattin Demirtaş keza mitinglerden neredeyse babası gibi bahsediyor APO'dan. Ya bunların hepsi de kayıtlı. Hani bana biraz şey gibi geliyor. bilmiyorum doğru bir örnek olur mu ama Ali Babacan'ın şey tribi var ya, işte hatayı 2009'da fark ettim. 2018'de anlattım. Ben de şey diyecektim. Erdoğan Erbakan ayrılması diyecektim. Evet, biraz onun gibi yani. Bana hiç inandırıcı gelmiyor açıkçası. Hocam peki şey demiyor ki benefit of the doubt. Mesela ben şunu kabul ediyorum. Adam çıktı APO'nun heykelini dikeceğiz dedi ki. Bak bu olayda ben bunun sözü savunmak için söylemiyorum ama genelde çarpıtılıyor. Direkt terörize edilmek için. Orada şeyin heykelini diktiler. Kenan Evren'in heykelini ne diktiler? Orada insanları bayağı bir kızdırdıkları için ve aynı zamanda o dönemde devlet tarafından git şu Kürtlerin gazını al, şu ayrılıkçıların gazını al diye gönderildiği için edilmiş bir söz. Ama edilmemeli. Bak eyvallah. Peki, başka bir konuşması da var Bunka. Yani başka bir konuşmasında şey diyor. Posterlerini dikeceğiz, heykellerini, büstlerini yapacağız da diyor. Ama HDP içi konuşma. O zamanlar BDP'ydi. BDP içi konuşma, böyle genel bir konuşma değil. Ya tamam belki de. Ya ama işte şey abi, şimdi adamın yani okul gezisine gider gibi dağlarda PKK'lılarla çekildiği fotoğraflar falan da var. Yani bu PKK ile arasına sınır koymuş bir siyasi değil, anlatabiliyor muyum? Sanki okulla geziye gidermiş gibi gitmiş, gülerek fotoğraf çekilmiş, peşmerge gibi giyinmiş falan. Yani şimdi ona bir bakmak lazım. Ona bir bakmak lazım. Nerede, ne zaman, nasıl, neden? Ya mesela Ahmet Türk abi daha iyi bir örnekten. Ahmet Türk'ün belki daha iyi ben onun bile daha iyi bir inanırlığı var Ahmet Türk'ün Demirtaş'a karşı. Ben çünkü adam üniversitede Yekiti Hacıvakak Kürdistan yöneticisi abisiyle o zamanlar. PKK'nın gençlik kolu, bundan dolayı tutuklanıyor mesela. Hapis yatıyor. Abisi yatıyor, kendisi sonra salınıyor yeterli delil bulunamadığı için. Ve bu sürekli sürüyor siyasi olarak da birleşiklik sürekli sürüyor. Şimdi HDP içerisinde de o teori var. Hani Selo başkanımız APO'yu sevmiyor. APO bu yüzden ona tepki alıyor. Bazı Türk siyasiler de şey düşünüyor. Şimdi biz Selahattin Demirtaş'ı desteklersek APO sorununu böylelikle çözmüş oluruz. Hani Kürtleri yanımıza çekmiş oluruz. Böyle bir düşünce var. Ben bunu yanlış buluyorum abi. Yani ittifaklarla, işte düşmanımın düşmanı dostumdurlarla bir yere varılmaz. Çok denedi bunu Türkiye. Bilmiyorum Jaho ne diyor bu konuda. Ya açıkçası ben de katılıyorum. Yani ittifaklar vesaireler ya ben mesela şu anda bu altılı ittifakta olsam HDP'ye giderim, derim ki kardeşim yeter artık, PKK'yı siliyoruz. Bunun söylemini yapın. Buyurun siz de gelin. Bunu derim yani. Çünkü bu noktadan sonra ben açıkçası seçmen olarak, bir kere hani her şeyi geçtim, seçmen olarak bana bunu demedikleri sürece ağızlarında kuş tutsalar ben HDP'ye güvenmiyorum. Selahattin Demirtaş'a hiç güvenmiyorum. Yani o okul gezisi fotoğrafları da gözümün önünden geçiyor yani, çok inanılmaz bir şey. Yani onu gördükten sonra nasıl güvenebilirim? Bir de mesela şey meselesi var. Kimdi o, adını söylersiniz şimdi. Şey fezlekesi gitti TBMM'ye. Gergerlioğlu mu? Yok, sevgilisiyle buluşuyor dağda. PKK'lı sevgilisi kimse ama anladık dedim. Hani fotoğrafları çıktı sonradan. Evet, PKK'lı sevgilisi var. Gidiyor dağda buluşuyor falan. Ondan sonra diyor ki biz diyor o zaman diyor devletin de haberi vardı. İşte açılım süreciydi, bilmem neydi. O yüzden gittim görüştüm. Ya açıkçası benim umurumda değil. Yani bu zamana kadar hangi teröriste kimin fotoğrafı varsa bence o TBMM sıralarında oturmaması lazım. Bu kadar basit. Ben orada sınırı çekiyorum yani. Benim bakış açım bu. Yani bu sadece PKK terör örgütü değil. Diğer terör örgütleri de dahil buna. Ben orada sınırı çekiyorum. Eğer bir teröristle fotoğrafın varsa siktir git abi, senin işin yok orada. Kusura bakma. Abi yani meclisin o zaman da benim için teröristti. Şimdi de terörist. Hep de terörist kalacak PKK. Abi meclisin yarısını attın yani şu an. Fethullah Gülen'le fotoğrafı olmayan sayısı bayağı. Tamam, sorun odur abi. Temel sorun odur belki. Şimdi kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Anladın mı?
Bu arada o sevgilisi öldürülen milletvekilinden bence güzel bir mesaj çıkartmak da mümkün. Eğer ki dağa çıkıp savaşmayı tercih ederseniz ölürsünüz ama sivil siyasete dönerseniz yaşarsınız diyebiliriz mesela. Oradan da böyle bir mesaj çıkartabiliriz. Başka örnekleri de var Bunka. Yani Ahmet de, Ahmet belki takip etmiştir. Uludere olayı vardır meşhur ve Demirtaş bunda çok güzel oy topladı. Bak, demokrasinin çalışmasıyla ilgili Ahmet'in anlattığına güzel bir örnek. Roboski'nin intikamını alacağız dedi. Yargılayacağız dedi. Milyonlarca oy alındı. Hani güzeldi, seçmenler konsolide edildi. Sonra İmralı görüşmelerinde Öcalan diyor ki, ve bunu okuyabilirsiniz, İmralı notlarında var. Öcalan diyor ki bunun diyor üstünü kapatın. Bu diyor AKP'yi rahatsız etmeye başladı bu olay. Bunu diyor uzatmayın. Bunun ardından bu işin üzerine kapatıyorlar. Bak, seçmenden oy alıyorsun. 5 milyon oy alıyorsun ve bununla övünüyorsun. Ama bir tane adamın söylemesiyle o 5 milyon seçmenin sözü kesiliyor. Böyle demokrasi çalışmaz. Üzerini kapatıyorlar. Bir de PKK yayın yapıyor. Hani bizim orada gerillalarımız vardı. Hani aslında şey de değil, hani gerçekten terörist vardı orada gibi. Hani böyle alttan destekleyen açıklamalar da yapıyor. HDP içerisinde bile tartışma oluyor bu. Sonra hemen kesiliyor sesler. Niye? Öcalan böyle istedi diye. İşte Şerok, Önder o ne derse olur diye. Peki hocam, insanları böyle benefit of the doubt dedim biraz önce. Yani hata yapmıştır. Çok büyük hata yapmıştır. Ama hatasından dönmüştür gibi bir şey de pay da mı vermiyoruz yani? Tamamen bir... Kandırıldık mı Bunka? Hayır. Hocam şimdi bak, 6-7 sene önceye gidecek olursak Meral Akşener de MHP'den çıktı geldi yani. Kendi partisini kurdu. Bilmem kim de bilmem nereden çıktı geldi. Yani 6-7 sene önceki şeyle, Lord'la bugünkü çok farklı birbirinden. Adam zamanında evet demiştir onu. Ama belki daha sonra kandırıldık. Diğeri bir siyasi parti, birisi terör örgütü ve ben Demirtaş'ın bugün mesafe çektiğini de sanmıyorum hala. APO'yla veya PKK'yla da. Ben açıkçası çünkü adam hayatını inceledim, söylemlerini takip ettim. Erlik, ben orada şey düşünüyorum. Hani PKK plus Kürtlerin demokratik temsilciliği konusunda APO ile bir yarış içinde olduğunu düşünüyorum Selahattin Demirtaş'ın. Ha, örgüt yani, içi liderlik yarışı diyorsun. Evet, bana tamamıyla öyle geliyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla öyle. Hocam bu biraz gerçek dışı sanki. Çünkü adam eğer kendi seçmenini dağa çıkmaya teşvik ederse oy verecek kim? Yani bir yandan dağa git diyor ama bir yandan sandığa gel bizi meclise sok diyemez ki. Ya part-time teröristlik ya diye bir şey yok. Ya dağa git açıktan söylemiyor ki abi. Dağa git açıktan söylemiyor. Dağa böyle şey yapıyor. Eyvallah hareketi vardır ya, elini sol göğsüne koyar. Bu olayları gibi abi, böyle alttan. Ha, aynen, yani diyor ki biz demokratız ama bir yandan böyle hani hafiften böyle bir göz kırpıp eyvallah PKK, anladın mı? Biraz öyle geliyor bana. Ama bu işte kendine oy kaybettirecek bir şey. Eğer potansiyel seçmeni sivilde oy atmayı kaybettirmiyor. Çünkü büyük bir ayrımı yok. Yani sen hiçbir HDP il binasına gittin mi? Aa, gittim tabii. Tamam, ayrımı var mı sence? Hocam şimdi yani yine bana hadi doğru gömün. Söyle ama, doğru söyle. Doğru söylüyorum, var abi. Bir ne duvara... Bak çok yok ama var. Bir kişinin bir eline şey silah... Bir şey söyleyeceğim. PKK'nın dımına koyayım diyecek birisini bulabilir misin HDP il binasında? Bilmiyorum. O kadar yakından tanımıyorum. Bulamazsın yani. Abi, bulamazsın. Gözünü seveyim, bulamazsın ya. Ben de gittim, bulamazsın. Ben diyeyim, ben desem olmuyor mu? sen çünkü... Meclis orada o zaman, siyaset değil. Abi bak, bana kalırsa hani bu biraz fazla liberal geliyor. Militaristleri de çok rahatsız ediyor ama bence poster asmak ve silahla çatışmak farklı iki eylem ve farklı kategorize edilmeliler. Eğer sen bugün biri sırf poster astı diye o adamı silahla çatışanla aynı kefeye koyarsan bu kefe gitgide büyür. O zaman poster astı değil işte adını söyledi. Adını söylediği söyleyenin yanında durdu. Yanında dövmedi falan diye bu büyür. Biz bunu AKP hükümetinde gördük yani. Bir anda hepimiz terörist oluyoruz. Bir anda hepimiz vatansever oluyoruz. Bunun önüne bir yerde geçmek lazım. Ben bunu söylüyorum sadece. Ya tamam abi, de sen terörist övdüğün zaman teröriste çeyrek kalmış oluyorsun. Çok bir fark olmuyor ya. Yani AKP'nin dediği, diyoruz, AKP'nin damgalamasıyla bu biraz farklı şeyler değil mi? Abi yani işte... Şöyle bir ekstrem bir örnek vereceğim biraz aslında ama yani Hitler Yahudileri katlederken wow ne güzel katlediyor deyip alkış tutan Almanların hiç mi suçu yoktu? Hocam elbet ki var. Bak söylüyorum zaten onu. Ben teröristi öven insanların da müthiş insanlar veya çok masum olduğunu düşünmüyorum. Ama aynı kefeye koymaya başladığımız zaman o kefe sabit kalmaz işte.
bağlantılı herkes tık 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 kefeye giriverir. Şu an ya 6 milyon seçmene mesela terörist diyen kişiler var, tamam mı? Zaten o da bir ayrı bir gariplik yani. 6 milyon tane terörist varsa Türkiye'de zaten bölünmüş. Değil abi mi? Yok, ben orada biraz zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Farklı bir fraksiyondan, farklı bir Kürt demokratik bir hareketi çıksa, siyasi bir hareketi çıksa ben çok fazla destek alacağını düşünüyorum. Ama onlar da biraz şey diye oy veriyorlar. E ne yapak, kime verek? Onlar da biraz öyle oy veriyorlar açıkçası. Ben çok şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle bütün 6 milyon seçmenin de wow HDP gerçekten bizim çıkış yolumuz diye HDP'ye oy verdiğini gerçekten düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum. Klişe olacak ama Kürt arkadaşlarım da var. Çoğu ondan veriyor yani. Çünkü bizim de seküler seçmenin çoğu CHP'ye başka kime verek modunda veriyor. Çünkü başka opsiyon yok ama CHP'nin de ne olduğunu biliyoruz. Ben kaç haftadır yazıyorum burada Twitter'da. Yani bana biraz zorunluluktan atılan oy gibi geliyor açıkçası çoğunluğu. Bana biraz öyle geliyor. Hocam YCHP'den razı değil miyiz ya? Ben razıyım valla. YCHP'yi çok sevdim ben. Daha demokrat geliyor bana eski halinden en azından. Daha demokrat ama yani Türkiye'de şu an masamızda çok daha önemli konular varken Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor Diyarbakır'da mırra içiyor. İşte İyi Parti gidiyor bir aşiretle el sıkışıyor. Efendime söyleyeyim ne bileyim İmamoğlu'na bakıyorum yönetim tarzından hiçbir fark yok daha önceki AKP yönetiminden. Yani ben mesela çıkıyorum diyorum ki adam kendi şirketindeki üst düzey yönetici gelmiş İBB'nin 4 tane şeyinde iştirakında spor kulüplerinde vesaire yönetime atamış diyorum. Bana diyorlar ki ekime atayacaktı güvendiği adama atasın. O zaman dönüp AKP'ye de sen niye bunu atadın diyemezsin. O da güvendiğini atıyor o zaman. E ne olacak abi, böyle böyle ülkeyi ot döner gibi herkes sırayla dönecek mi? Bir o parti dönsün, bir bu dönsün, bir şu dönsün. Ne olacak yani bizim halimiz? Anlatabiliyor muyum? Ben hiç de memnun değilim. O yüzden vekil olacaksın Ahmet. Sana güveniyorum. O yüzden ben hiç de memnun değilim. Kimse kusura bakmasın. Ben Ekrem İmamoğlu'na bu demokraside verebileceğim en büyük şeyi verdim. Oyumu verdim. Helal de etmiyorum. Helal etmiyorum. Kusura bakmayın. Etmiyorum. Memnun değilim. Akşam ağa verdin. Abi hayır, liyakat diye gelen adamın yani Allah aşkına Canan Kaftancıoğlu'nun sağ kolunu almış Hamidiye sudan sokmuş. Gitmiş bilmem ne Kültür Vakfı Cartcurt'unun başına koymuş. Nasıl almış? Mülakatla mı almış? Hayır, açıktan almış. Ne oldu şimdi? Ne oldu yani şimdi? Yıllarca Canan Kaftancıoğlu'nun yanında çantasını taşıdı diye mükafatının karşılığı mı aldı? Mükafatını mı alıyor yani? Karşılığı mı alıyor bunun? Ne farkı var bunun şu an AKP'de sivrisinek gibi etrafta dolaşıp da kadro alan insanlardan? Ben memnun değilim, razı da değilim. Kusura bakmayın. Yeliz misali mi diyorsun aga? Yeliz misali. Yapacak bir şey yok. Yeliz misali. Hiç de memnun değilim. Ama başka da bir şansımız yok. Eyvallah. Şey kısmına da katılmıyorum. İşte bana diyorlar ki ya çeneni kapa şimdi. Hani AK Parti'yi devirelim. Ondan sonra biz yorumumuzu yaparız. Öyle olmayacak. Ben malımı biliyorum. Ne olacak biliyor musunuz? Diyecekler ki ya kardeşim ne yapalım? Hani bunlar oy vermeyelim de AK Parti yine mi gelsin? Çünkü böyle Türk insanının sağda solda ortada hangi spektrumda durursa dursun bakış açısı bu. Ona vermeyelim de bu mu gelsin? İşte o zaman da diyecekler ki İmamoğlu gidecek de yine Recep Tayyip Erdoğan mı gelecek? Bas İmamoğlu'na diyecekler. İmamoğlu da istediği gibi at koşturacak. Bizim en büyük sorunumuz bu. Bu arada değerli dostlar kaç tane talep görüyorum ben biliyor musunuz? Sıfır. Yani ben o yüzden... bir görüyorum ama kabul edemiyorum. Diyorlar ben host bile değilim. Aga. Bende de var. Ve Bunka az önce Erlik'le tartışan Kürt arkadaş oda açmış. Ve galiba odada bana sövüyor ağır bir şekilde. Bugün unutmaz evet. Sevgili Nesteşah. O bu geziyi unutmaz. Neden beni hedef gösterdi bilemiyorum ama. Evet ben çok kısaca fikirlerimi belirttim. Aslında belirtmeyecektim de çok böyle konuşmak istediğim bir konu değil. Yayında mısın sen Keke? Yayındayım Keke. Evet. Çok kısa fikirlerimi belirttim. Yani çok karışmak istediğim bir konu da değil. Çünkü benim odaklandığım konular çok farklı konular. Benim uzman olduğum konular çok farklı konular. Bu konularda Erlik daha uzmandır. Ama ben kendim bir Türk vatandaşı olarak hani 90'larda çocukluğunu yaşamış bir insan olarak neler yaşadığımı biliyorum. Şunu da söyleyeyim.
Kürt halkını da anlıyorum. 90'ları yaşarken hiçbir şeyi tek taraflı görmedim. Anlıyorum, biliyorum. Erlik de öyle. Ben şimdi söylemeyeyim. Erlik çok fazla şey biliyor o dönemle ilgili. Neden bildiğini de bir zaman bir video yayınladığımda siz anlarsınız. Ben biraz spoiler vermiş olayım. Biliyoruz, görüyoruz, farkındayız. Hepsini biliyoruz. Benim babam çok uç, spektrumun en ucundaki solculardandır. Hayatı boyunca da öyle oldu. 80'li yıllarda aylarca hapiste görmediği şey kalmamıştır. Her şeyi biliyorum o konuyla ilgili. Ama yolun yol olduğunu da düşünmüyorum şu anda HDP açısından. Söyleyeceklerim bu kadar. Ey yorlamam bu kadar. İyi geceler diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Keke. Milletvekili adayı ol, millet çıldırıyor bak. Bana şimdi yazacaklar. Hep yazıyorlar. Ahmet'i ikna edin abi. Arkadaşlar adam istediği zaman biz full de, ben full yani kendi adıma konuşuyorum. Ben destekleyeceğim Ahmet'i elimden geldiğince. Vallahi ben ilk adaylığını söylediğinde aslında heyecanlanmıştım. Böyle televizyon programlarına falan çıkması bu boomer beton kafa kemalistleri özellikle çok sinir ediyor diye çok seviyordum. Ama sonra bir popülist söyleme döndü. Orada üzüldüm ya. Ne yalan söyleyeyim. Hani ben teröristle bak Ahmet gerçekten biz kişisel olarak da konuşuyoruz. Bu tarikat olayı yaşandı. Biliyorsunuz Enes Karaolay'ı yaşandı. O çocuğun da gündem olmasının tek sebebi, tek farkı yüzlerce kişi arasında video çekmesi. Başka hiçbir şey değil. O Antalya'da alim derdi hani çocuğun kafası kesilmiş diye Deccal öldürdüm diye. Oradaki yurt mutfağında işte yemek yapan deli dedikleri şahıs. Ahmet o gece beni aradı. Biz Ahmet'le konuştuk uzun süre. Dedi aga bu nasıl oluyor? Hani bu, ben kendisi orada yaşıyor ya o bölgede Antalya'da yaşıyor ya. Dedi ki bu nasıl oluyor dedi. Bununla ilgili bir şey yapmamız lazım ve oradaki üniversitede, fakültede hala aktif görev veren, görev yapan ve ders veren bir hoca o merdiven altı yurtta, o çocuğun boğazının kesildiği merdiven altı yurtta çay sohbetleri veriyor. Ahmet şimdi bunu bana söylüyor. Aga bir şey yapalım. Dedim ki bak sen dava edilirsin. Bu çocuğun babası, kendi babası bunka bak. Çocuğun kendi babası, evladının kafası kesilmiş. Bu çocuğun kendi babası çocuğunu satacak dedik. Hayır dedi, olmaz dedi. Elinden geleni yaptı. Adamla davalık oldu. Çocuğun kendi babası sattı evladını. Yurtla alakası yoktur dedi. Acı bir olaydır falan dedi. Geçiştirdi. Tarikatı korudu. Ahmet yine elinden geleni yaptı. Dava edilmek pahasına, hedef gösterme pahasına o tarikatta uğraştı. Ben Ahmet'in samimiyetini biliyorum yani o konuda. Ya bu arada bahsetmişken şimdi ben bu şey videonu izledim senin. Bu tarikat videonu. Abi biliyorsun sen videolara karşı tutumumu biliyorsun yani. Çok şey değil bu militarist söylem benim çok hoşuma giden bir şey değil ama bu tarikat videosu bak. Ben Türkiye'de kısa bir süre yüksek lisans yaparken asistanlık yapmıştım. Bir tane öğrencim vardı. Bak birebir anlattığı şeyleri, birebir anlattığı şeyleri videoda anlattılar. Ve ben nasıl yumruğumu sıkarak izledim böyle. Hani o konuda eğer herhangi bir desteğim olabilecekse ben ön sırada koşarım. Hiç de sorun ama değil. Biliyorsun değil mi? Kemalist işte derin devlet bana şey vermiş. Emir vermiş kurguyla. O çocuklar kurguymuş. O çocuklar kanlı canlı. O kızlar bunka bir röportajı Burhi ile ben yaptım. Ben araba kazası geçirdim o dönem. Trafik kazası hastanedeydim. Burhi devamını yaptı. 48 tane röportaj aldık. Çocukların bazıları kekeliyordu mesela. Yani travma kalmış. Bir tanesini bak burada anlatayım. Bir tanesi diyor girdik diyor Süleymancılar'ın yurduna. Arkadaşımı diyor her gece kaldırıyorlardı. Orada daha büyük olanlar. Ve kendilerini tatmin etmesini sağlıyorlardı. Öyle anlatayım sana. Küçük çocuğa yani büyük sınıflardan. Ve bunu 2 yıl sürdürmüşler. Bu çocuğa bu cinsel yani zorluyorlarmış. Ben diyor yapmadı bu çocuğa yaptırdı. 2 sene sonra bir şekilde ortaya çıkınca tarikat bunu yaptırılan çocuğu dövüyor. Hani sen gay misin niye müsaade ediyorsun buna diye. Sonra da kovuyorlar. Şimdi bu adam bu çocuk hayatı boyunca normal yaşayabilir mi? Normal bir hayat sürebilir mi? Biz bunu anlattık kurgu dediler o çocuklar için. 40 tane daha var video kullanmadım çünkü 1 saat olmuş uzamıştı artık. 40 tane daha var kurgu dediler bu insanlar için. Abi onu diyenler hani burada da eğer onlara inananlar varsa ben söyleyeyim. Bakın erlik hani beni videolarına karşı yaptığım hadi çirkin diyeyim hadi Barış da uzadı çirkin yorumlardan bilir. Ya o videonun kurgu olma ihtimali sıfır. Sıfır çünkü alakasız bir kişi birebir aynı pattern'ı o hadi sen gel ailelerine önce ulaşıp ailesinin bak sizin çocuğun dini bütün bizim sohbetlere katılsın deyip orada bir süre sonra takıldıktan sonra asıl o bölgenin tarikat liderine götürmeleri.
çocuğa bir ay, mesela ayda iki kişi getireceksin bize diye baskı yapıp getirmediği zaman tarikat liderinin buna böyle aşağılayıcı sözler söylemeleri. Artık anlatmadığı şeyler mutlaka vardır da. Ya biri de doğru dedim. Bak saadet zinciri olayı da var. Ona da girmedik. Yani saadet zinciri gibi. Biri girdi mi diğer de toplamak zorunda. Evet. Her yıl 5-10 tane yeni öğrenci kaydettirmek zorundasın. Mürit olarak. O da var. Evet. Onları mesela çocuğa baskı yapıyorlar. Diyorlar ki sen işte 2 ayda bir bize yeni arkadaşlarını getireceksin. Çocuk bana bunları anlattı. Çocuk kendine üzülmüyordu abi, biliyor musun? Çocuk ben nasıl arkadaşlarıma kıydım diye üzülüyordu mesela. Öyle ki artık kafası o raddede gitmiş yani. Çok söylemiyordu bak. Çocuk diyor ki ben diyor vesile olduğum için her gece uyuyamıyorum. O yüzden bu videoda konuşmak istedim diyen kızlar oldu. Yani o yüzden sırf bu video o yüzden çıktım senin videona. O yüzden ulaştım sana dedi bana. Evet. Yani eğer öyle bir şey inanan varsa bu gerçek dışıdır. Kurgu olması yani ben çok sıfır ihtimaldir değerli dostlar. Onu buradan da duyurayım. Hani tarikatlaşmaya karşı duruşumuz da belli olsun. Ne şey, olur şey yani. Blurladık yüzlerini ve seslerini diye. Bunlar işte gerçek değil o yüzden. Ya bu aptallığın kaçıncı seviyesi? O çocukların yüzünü blurlamasak, seslerini kalınlaştırmasak o çocukları keserler, öldürürler. Onları keserler yani o çocukları. Ve bu çocuklarla biz konuşurken bunu emin olmak için biz kimliklerini aldık. Biz yüzlerini biliyoruz, isimlerini biliyoruz, cisimlerini biliyoruz. Biz öyle herkesi almadık. Bak orada bile objektif olmaya çalıştık. Hani biri çıkar iftira atar falan diye. Bunlar böyle abi. Ben geçen aldım bunlardan birini yayına, böyle Space Odası. 3 saat konuştu herif. Ben de senin gibi hostluk yaptım, artık konuşmadım. 3 saat konuştu. 3 saat sonra yine dedi ki işte Mitch'in birinin odasına girdim. Derdimi anlatmaya çalıştım ama işte lafımı böldüler, beni konuşturmadılar. Mağdur oldu güya. Abi çok çok tehlikeli. Eğer buradan da o zaman bir sosyal mesaj verelim. Eğer çevrenizde böyle eğilimleri olan aileler. Çünkü değerli dostlar ailede bitiyor. Hani ailenin cehaleti neticesinde çocuklar oraya kaptırılıyor. Çünkü aile diyor ki ya işte bizim evladımız hani bir bilene verelim. Biz bu konuda cahiliz deyip öyle kaptırılıyor. O aileler eğer varsa çevrenizde öyle aileler çocuklarına bir göz kulak olmaya çalışın diyeyim. Artık ne yapılır onu da bilmiyorum ki. Yani hukuksal boyutu alıyorlar ya bunka, bir de o var. Aile yönden bağladıkları için. Şimdi çocuk o olayı yaşadığı zaman eve gidiyor, söylüyor. Mesela bir tanesi o videoda diyor. Ben diyor gittim Süleymancılara. Beni diyor indirdi bodrum katına. Orada yatak ayarlamış oranın belletmeni. Bana orada diyor tecavüz etti. Sonra diyor gittim babama söyledim bunu. İşte babası diyor ki aman bunu duyurma. E tamam oldu bitti. Şeye zarar gelir bizim hizmetimize. Şimdi bu ailelerin de çocuğu alman lazım senin aga. Yani o çocuk o ailede de yaşayamaz. Evet evet, yani devletin karışması gereken bir tane şey varsa o da çocukları abusive ailelerden alması. Bizim Aile Bakanlığımız niye var? Yani Aile Bakanlığı'nın raporları var 2010'da. Açın okuyun, Avrupa Birliği fonladı bunu. O zamanlar çözüm şey vardı ya, uyuşma süreci falan vardı. Avrupa Birliği'nin fonladığı bizim raporumuz var. 2010'da Aile Bakanlığı çıkarmış 68 sayfa. Ben okudum, videosunu yapacaktım. Vaktim yetişmedi, bu Elma Dağı'da bir olay yaşanmıştı ya, taciz falan. Orada raporlamışlar. Türkiye'nin her yerine gitmişler. İzmir'den Urfa'ya. Bütün bu sosyolojiyi çıkarmışlar. Ve ciddi manada bir teşkilatlanma gerek. Ve birçok ailelerinden çocukların da alınması gerek. Ve kontrol edilmesi gerek. Bunu yazmışlar rapora. Mesela bu da bir siyasi konudur aslında Unka. Yani mesela şeyden önemlidir bu. Sivere'yi ilçe mi, il mi yapacağım? Ne demişti Kılıçdaroğlu? Bundan önemlidir bu konu. Veya keşke mesela başka son bir konu söyleyeyim de. Keşke o Enes Kar olayı olduğu zaman işte Twitter atmak falan yerine bizzat gitseydi o illegal yurtun olduğu yere, o çocukların yanında dursaydı, büyük bir hareket olurdu Kılıçdaroğlu tarafından. Müthiş bir hareket olurdu. Evet. Yani doğru söze ne hacet. Kılıçdaroğlu orada biraz çekingen davrandı. Bir sebebi vardır diye bakmayı yeğliyorum diyeyim. Hani bu Kılıçdaroğlu 2,5 milyon direkt tarikat üyeleri var. Bu 2,5 milyonun da ulaştıkları var. Yani şimdi düşün kaç milyona varıyor tarikatların şeyi, oy gücü. Ve kilit noktalardalar. Ha bunu da söyleyelim. Kilit noktalardalar. Sızdıkları için sürekli kilit noktalardalar. Şimdi bunlara karşı bu, mücadele edersen billurun olacak. Bu CHP'den mi bahsediyorsun? Genel olarak her kim tarikatla mücadele edeceksiz, o istiyorsa onlara karşı ciddi manada mücadele edecek bir ekibin, bir klikin, bir gölge devletin olduğunu varsayması gerekiyor. Bunu yiyecek yani bunu yapman için. Herkesin de yemiyor. Herkesten kimsenin yemiyor. Kimse yok şu an siyasi cenahta. Ya tabii buna hem demokratik hem de güvenilir bir çözüm getirmek hani bir proje, başlı başına bir proje olarak görüyor. Bunka adamların yurtları sahte yok.
Bildirim evet, demesi. Evet, evet. Yani. Merdiven altı de, bayağı merdiven altı yurt denen şeyi adamlar icat etmiş ya. Yani bayağı yok böyle bir atölye. Çocuğun kafası kesildi. Sen şimdi şey, devlet mesela bu çocuğun nerede kafası kesildiğini resmiyette bilmiyor güya. Çünkü yurt da diyeceksin. Çünkü devletlik öyle bir yurt yok. Bu çocuk nerede kalıyordu? İşte Enes Kara'nın olayı öyle mesela. Enes Kara'nın olayındaki yurt hala kapatılmadı mesela. İki tane apartman kiralamış Nurcular. Yurt diye dolaşıyorlar ortada. Hani legal davrandığında biz mi radikal olduk? Hayır, legal de değilsin sen. İllegalsin. Kapçıkları kapatılsın yazmış bir tanesi. Ya illegal olanlar kapatılması gerekiyor. %90'ı da illegaldir zaten. Bir de devletten para alıyorlar bilmeyenler için. Ben o videoda anlattım. Bunka izlemiş de. Belki burada izlemeyen vardır. Devletten resmi şekilde para alıyorlar. Bunu yaptıkları için. Devletin de işine geliyor. Niye? Para harcamak yerine çocuklara. Çünkü para bu. Gider. Çocuklara bu gideri ödemek yerine tarikatlar ucuz bir şekilde hallediyorlar. Milyonlarca çocuk var. Sanırım Diyanet bütçesinin bir kısmı bu neydi? Dini ilim bilgilendirme harcamaları mı? Yani yanlış diyorsam da ne olur kusura bakmayın. Eminim ki bir şeyi yanlış söyleyeceğim. Biri aşağıdan beni şey ilan edecek. Din düşmanı ilan edecek de. Sanırım Diyanet'in bütçesinden evet yüklüce bir miktar. Hani aslında şöyle mesela o yüklü miktarın biraz daha fazlası doğru düzgün eğitime harcansa tarikatlaşma da olmaz. Cahil aileler çocuklarını gidip bilmediği adamların eline de bırakmaz. Ama olmuyor işte ve dediğim gibi bu başlı başına bir proje ya. Hem böyle baskılamadan ne bileyim lambur lumbur girip işte coplu bilmem ne insanları sürüklemeden hem de çok titiz bir şekilde çalışarak yapmak başlı başına bir proje. Keşke bu projelerle gelseler bize sayın siyasiler. Mesela bak Jahren'in vardı. Bak adam burada yok. Ben yine de söyleyeyim. Ahmet bana ulaştı. Senin fikirlerin nedir? Aga dedim bu. Şu insanlar var bu konu hakkında tez yapan, araştıran, psikolog, sosyolog bunlar da var. Ahmet hepsiyle görüşmüştü. Ama bir tane eleştiri yaptı diye adamı şey yaptılar, tefe vurdular. Halbuki gayet de net bir projesi vardı. Hem sokak köpekleri hem tarikatlar bu konuların hepsinde ilgili projesi vardı adamın. Ha belki isteniyordur şimdi bu biraz komplo giriyoruz. Belki de bazıları bu böyle bir neslin yetişmesi istiyordur Türkiye'de. Yani toplum mühendisliği gibi. Ya çok kısa projesinden bahsetsene merak ettim ben. Keşke buradayken konuştursaydık Ahmet'i de. Ahmet bu konuda belli şeyleri savunuyoruz. Onda Almanya gibi dedik yani Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın her işte okulda bir psikolog olacak. Böyle rehber öğretmeni gibi başboş değil ama. Bana çünkü konuşan çocuklardan çoğu şunu dedi. Rehber öğretmenine gittim ama o da onlardandı. Aga düşünebiliyor musun? Korku filmi gibi. Sen tacize uğruyorsun mesela. Evvelsi gün okula gidiyorsun. İşte seni müdüre çıkarıyorlar. Müdür diyor ki sesini kes. Müdür de onlardan. Sonra yurda geri gidiyorsun. Yurttakiler diyor ki ne yaptın lan sen? Ağzını burnunu kırıyorlar. 30 gün boyunca seni okula göndermiyorlar. Ve nasıl yapıyorlar bunu Bunka? Milli Eğitim Bakanlığı'nda adamları var. Bir tane telefon ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuğa 30 gün hasta raporu çıkarıyor. Kimse sorgulamıyor nerede diye. 30 gün yurtta tutuluyor Süleymancılar'da. 30 gün. Peki abi bu çocuk kim? Yani kim destek çıkacak? Kim yardım edecek? Herifler devleti ele geçirmişler. Buna karşı da Jaho'nun projesi şuydu. Bağımsız şekilde denetleyici. Net denetleyiciler olacak. Yani Jahren bu şeyi paylaşıyoruz. Almanya'yı koruyoruz ikimiz de. O da öyle savunuyor. Ben de öyle savunuyorum. Devlet denetleyecek çocukluğundan beri. Eğer ailede bir sıkıntı tespit ederse ki milyonlarca var. Yani birey olamamış adamların çoluk çocuğu oluyor bu ülkede. Bunların elinden bu çocuklar alınacak. Sert bir yönetim olacak ve bu illegal yurtlar kapatılacak. Tarikatlara taviz verilmeyecek. O tabii daha detaylı onun projesi. Hani bakanlığı şusun busun kuruyor. Benim merak ettiğim şey Sayın Kılıçdaroğlu her şeye bakanlık kuruyor da bir bu konu hakkında bakanlık kurulmuyor. Ya peki ya bilmiyorum o birazcık bana stratejik bir söylem, bir politik bir söylem gibi geldi. Politik doğrucu bir söylem gibi geldi daha çok Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey. Ama evet abi şey yok zaten ya bizim Türkolarda affedersiniz hani şey diye anlamayın, ırkçılık olarak anlamayın da bu Türklerden değil Türkolardan bahsediyorum. Feedback kültürü yok. Hani bir işi yaptın, nasıl oldu bu iş diye sorup da düzgün cevap alma ve ona göre hataları düzeltme kültürü yok. Ya birini ya seviyorsun, bütün söyledikleri doğru ya da sevmiyorsun, bütün söyledikleri yanlış. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bir şekilde bunu aşmamız lazım ama nasıl aşacağız onu da bilmiyorum ya. Ya ben de katılıyorum. Ben orada liberal arkadaşlar kızıyor ben böyle deyince. Orada devletin sorumluluğu var. Yani belli başlı bir asgari şart, asgari zemin sağlanmadığı sürece ülkede ne sosyalist, ne liberal,
hiçbir görüşün bir faydası olmaz. Bazı askeri şartlar sağlanacak aga. Yani bu ülkede ciddi manada medeniyetin altı seviyesinde yaşayan insanlar var. Sen bazı şeyleri zemini sağlamadan hiçbir ideolojinin sana faydası olmaz. Ben bunu savunuyorum mesela. Hani şeyler de öyledir. Eski sosyalistler de öyledir mesela. İşte Milli Demokratik Devrim dedikleri falan var ya. Adamlara söylediği de biz Kemalist devrimleri bitireceğiz falan derler. Herkes farkında aslında bir sıkıntının olduğunu. Kimse çözümü bilmiyor. Bence biraz çözümü tartışmak gerekiyor bu noktadan sonra. Ya bir yanda devleti mesela bu şeyin neydi o? Besim Tibuk'la Cem Toker'in şeyi gibi bahsettiği gibi biz geleceğiz abi devleti öyle bir küçülteceğiz ki çakmak cebine sığacak. Abi olmaz. Yani şu anda devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti birazcık büyük. Onu bir anda sen küçültmeye kalkarsan bu sefer... Türkiye'de olmaz. Ya tabii yani Türkiye'de bir anda olmaz. Ya Türkiye'de de olur abi. Türkiye'de de olur yani. Olmayacak bir şey değil ama bir anda böyle geldik hemen devleti küçülttük iki sayfa anayasa yaptık dersen o zaman şimdiye kadar yer altında böyle çıkmak için kalan bütün örgütler bir anda peyda olmaya başlar. Tabii. Adam alternatif görüyor kendi çünkü. Devletin alternatif olarak görüyor. Salieri oradan gülüyorsun bak kardeşim. Buradan görüyorum seni. Liberal adam. Bu öyle olmaz abi. Tabii ki herkese ifade özgürlüğü vereceğiz. Fikir özgürlüğü vereceğiz. İnsanları merdiven altına, yer altına mahkum bırakmayacağız ama hala hazırda bu kadar büyük bir yapıyı bir anda küçültüp sen çakmak cebine koymaya kalkarsan orada patlayacak şeyin haddi hesabı yok. Onu yapamazsın abi. Aslında tartıştık bunu ben. Aslında iyiyim aramız. Severim onu. O da beni sever. En son dedi ki bana sana dedi abi şey pası veriyorum dedi. Milliyetçilik pası veriyorum dedi. Hani N-word gibi, N-pass gibi anladın mı? Sana onun pasını veriyorum dedi. Sen dedi sallayabilirsin dedi liberalliği ama benim görüşüm öyle dedim. Yani fikrini belirttiğin sürece sorun yok aga dedim ama ben sana biraz gerçekleri söylüyorum. Türkiye'nin gerçekleri bu. Yani keşke burada olsa aslında orada sana cayır cayır sayar mesela. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Ama o işler pratikte öyle olmuyor. E bu arada bana HDP'li arkadaşlar özelden sövüyor. Arkadaşlar ben host değilim. Ben sizi alamam. Bana yazmışlar ki işte ulan şerefsiz işte konuşuyorsunuz arkamızdan çıkarsana karşımıza götüm yemiyor falan. Ben host değilim. Güzel kardeşlerim. Ben HDP'yi savundum burada çıkarır gösteririm. Kayıt alan varsa çıkarsın göstersin arkadaş. Ben savundum ben sizin hakkınızı savunuyorum ya. Niye şey yaptınız? Kendi aranızda arkasından sövüyormuşum. Ben HDP'nin arkasından sövüyormuşum. Hayır. Hiç öyle ya, bir şey yazmışlar. Bu kadar Türk milletine küfür edildi. Sen bir şey söylemedin. Arkadaşlar bak şahitler var burada. O arkadaş kendi kendini alçalttı. Yani kendi kendini küçük düşürdü. Hatta ben Kürtler adına özür diliyorum ondan. Ben Kürt değilim ama Kürtler adına özür diliyorum ondan. Kürtler böyle düşünen insanlar değil. Henüz tersine milliyetçilik yaptı söylemleriyle. Yani birçok kişi burada belki çocuklardan Kürtleri kötü düşünen insan olmuştu. Sırf onun yüzünden. Yani kendi kendini yok eden bir adamla karşılaştık bu akşam. Nasıl bir şey beklediniz? Ben de mi küfür etseydim ona? Evet. Bence gayet mantıklı şekilde cevap verdik. Ama komplo teorilerine de cevap verilmez Bunka. Ya adam bana ikide bir Yalçın Küçüğü soruyor mesela. Ne yapayım ben Yalçın Küçüğü? Harbiden ben şeyi çok merak ediyorum. Yalçın Küçük niye bir anda böyle bir siyasi figür, bir otorite bir şey oldu? Bilmiyor musun? Ben başta anlattım ya o yüzden. Bunların teorisine göre bu Fethullahçılarda falan da öyledir. Derin devlet dedikleri mekanizma Avrasyacı. Yani işte Yalçın Küçük, Doğu Perinçek falan. Aslında işte Kürtler ayaklanıyor özgürlük için. Ama devlet diyor ki biz diyor nasıl bastıralım Kürtleri? Sahte bir Kürt örgütü yaratalım. İşte PKK'yı yaratalım. Öcalan zaten MİT mensubu. İşte bunu da Perinçek ve işte Yalçın Küçük yaptı. Bunların teorisi o. O yüzden ben başta 10 saniyede hemen dedim. Bak bunu diyecek dedim. Yo yo demeyeceğim dedi. Sonra yarım saat onu anlattı. Beni de o noktaya getirtmeye çalıştı. Yani ben şey diyecektim. PKK Kürttür diyecektim. Kürt milliyetçileri falan diyecektim. Kürt ayrılıkçıları diyecektim. O da bana cevap diyecekti ki ya madem öyle bu ne olacak? Ben baştan numara yemediğim için o yüzden çıldırdı o. Hani bilmiyorsan eğer teori o. PKK'yı derin devlet kuruyor. Başında da işte Yalçın Küçük Doğu Perinçek var. Ha, yani MİT bunu yapıyor. Tabii şey, tabii. MİT aynen. Hatta bunlar sonra Ergenekon'da falan bu iddialar söylendi. Yani bunlar yeni bilgiler değil. O zaman şey geldi. Neydi arkadaşın adı bak. Efsane adamın adını unuttuk. Mehmet Eymür çağrıldı. Ve hakkında hatta Perinçek'te meşhur tartışmaları vardır onların mahkemede. Ergenekon kumpas davalarında gidip bakabilirsiniz. Bunlar tartışılan şeyler zaten. Hani nedir bu savunma mekanizması Bunka? Niye biliyor musun? Bak Fethullahçıların çözümü şuydu o dönem. O dönemki hükümet de şöyle çözmüştü mevzuyu. Biz bu sorunu nasıl çözeceğiz Kürt sorununu?
Ne etliye dokunalım ne sütliye. İşte PKK da aslında derin devletmiş. Derin devlet de aslında, yani Türk tarafı da aslında derin devlet bir şeymiş. Bunlara yükleyelim bunu, bu mevzuyu. Kolayca kapatalım üstünü ve yolumuza devam edelim. Yani böyle bir çözümleri vardı. Tabii realite çok daha komplike ve öyle değil. Yani komplo en son şey komplo teorisi duydum ya. Dur neydi? Bu gerçi o çok benziyor da işte HDP aslında Selahattin Demirtaş'ı içeri atmak istiyordu. Abdullah Öcalan'la beraber Türkiye Cumhuriyeti'yle anlaştılar. Evet. İşte o tek savunacak kişiyi de içeri attılar. Aslında Abdullah Öcalan içeri atılmasının şeyidir. Sorumlusu bir. Biliyorum. HDP'deki aporcu tayfa Selo'yu tasfiye etti derler. Biliyorum o teoriyi. HDP'den çok söyleyen var onu. Yani ilginç komplo teorileri var. Tabii yani şimdi şöyle ya. Ne kadar uçuk kaçık da olsa hani olmaz diyemiyorsun bir noktada. Ama çok düşük, çok çok düşük ihtimal. Yani bayağı şey söylemler ya. Araştırmadım. Laf yiyorum. Araştırmadım değil. Bana mı ses gelmedi yoksa bir ses geliyor mu? Ses geliyor. Mikrofonda bir sıkıntı vardı, şimdi gelmesi gerekiyor. Hah, geldi. Aga bunlar yeni teoriler değil. Ben de okudum. Hani gençlik döneminde daha çok okurdum. Bir zaman sonra artık bazı gerçekleri öğrenince hani realistleşmeye başlıyorsun. Her boka da atlamıyorsun. Gençken daha mantıklı geliyordu. O aslında PKK var ya, işte aslında derin devletmiş falan böyle. Hani kurgusal olarak güzel falan, böyle bir twist gibi. Sezon finali gibi, anladın mı? Ama gerçek hayat öyle değil. İşte okuduğun zaman biliyorsun. Bu arkadaş da kendini öyle tatmin ediyor. Yani bana PKK'lı demeyin, ben PKK'lı değilim. Herhalde çok PKK'lı ilan edilmiş. O yüzden böyle bir şey vardı, triggerlığı vardı. Adam o kadar ileri gitti ki beni bile PKK'lı ilan etti. Ama dediğim gibi tartışma yürüteceksen karşındakinin argümanı net olacak, kaynağı net olacak. İşte kaynak benim dedemdi, işte kaynak benim amcamın oğluydu. İşte kaynak zaten herkes biliyordu, bir de o var. Herkes biliyor zaten denir. Yalçın Küçük soruyor, herkes biliyor denir. Yalçın Küçük yargılandı iki kere. DGM'de yargılandı adam bir de. Yani ki bir otorite de değildir yani, o da ayrı konu. Ha bir de bu Yalçın Küçük'e sorsan adam bana Eylül'ü isteyecek. Yani adam bana söver beni tanısa. Tabii canım, Yalçın Küçük şey bir adam ya. Mesela o Nihat abi selam olsun. Geçen iki hafta evvel bile konuşmuştum onunla en sonunda. Nihat abi iyidir, hastaydı en son, kendine gelmiştir herhalde. Bu arada benim ayrılmam gerekiyor yavaş yavaş. Zaten bir saat evvel arayacaktım. Hatırınıza kaldım. Arkadaşlar yetişemedi herhalde. Sağlık olsun. Başka gün yayın açarız. Tamam. Teşekkür ederim hostlara. Sizlere Neslişah kusura bakma. Nil sen de hanımefendiler küfür duydunuz çünkü. Estağfurullah. Diğer bir oda açmışlar. Biz orada sövüyorlarmış. Aranızda yani dava etmek isteyen varsa arkadaşları. Ben etmem çünkü kimliğim belli değil. Bana dokunmaz küfür. Ama sizin fotoğraflarınız falan var. Orada gösterip sövüyorlarmış size. Dava nerede etmek isterseniz. Kayıtlıymış. Ne, oda açmışlar size, özelden atmışlardır, bana atıyorlar görüntüleri. Kaydediyorlarmış. Bayağı sövüyorlarmış size yani. Haberiniz olsun. İyi geceler hepinize. İyi geceler dinleyicilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hadi biz odayı kapatalım. Bize sövülen odaya gidelim kanka. Tamam. Burada 2000 kişiyle gitsek ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Ben bir kere girdim. Yani Türk olduğum için bana da sövüyor. Bana bu arada sövebilirler. Hiç problem değil. Ben üstüme de alınmam, tetiklenmem de.